Şeytan Allah'a sığınırım. Ona elçi geldiğinde efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Çünkü Allah'ın verdiği güçle yapabiliyorlar. Hükümler topladığı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murad almak istediğinizde sizin durumunuz neydi dedi. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Bakın onlar da diyor bize bir kötülük etmedi diyorlar. Hiçbir şey demedi. Yani bir zorlama bir şey yok diyorlar. Evet. Çünkü benim fıtratımda yok. Ben sevgi insanıyım. Allah'ın aşkının delisiyim ben yani. Herkesi affederim. Ben akıl hastanesinde bana eziyet edenleri de hapishanede eziyet edenler hepsini hakkımı helal ettim. Hepsi benim canım ciğerim kardeşim. Aziz vezirin de karısı dedi ki işte şu anda gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istemiştim. Yani ilişkiye girmek istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söyleyenlerdendir. Doğru söylüyor Yusuf diyor. Yusuf aracıyla şunu söyledi. Bu itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi bakın. Yusuf aracıyla şunu söyledi. Bu itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi yani Kur'an ahlakına o zamanki Allah'ın indirdiği kitaba uygun etmediğimi ve gerçekten Allah'ın ihanet edenlerin hileli düzenlerinin başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi. Her tuzak bozulmuş yaratıdır. Evet, bu tuzağı da kurdu. Allah yine ayaklarına dolandırdı. Şeytanın Allah'a sığınırım. Diyorlar ki Firavun'un takımı dedi ki ey Musa sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Genellikle bu alçaklar kahpeler hep Müslümanları vatan hainliğine itham ederler. İşte devlete mi karşısın? Devleti mi yıkacaksın? Yani dine karşı kendince kutsal olan bir şey bulur. Yani kendince derken tabii ki devlet kutsaldır da ama yani uydurması açısından diyorum. Yalan söylemesi açısından. Madem öyle diyor biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi bir buluşma zamanı yeri tespit et. Bak biz de sana diyor buna benzer bir sihirle geleceğiz diyor. Yani bak yaratılışa inanmıyor. Yaratılışa karşı biz de sana bir oyun onlar da inanmıyorlar. Yani anlattıkları izahları bu zamanın Darwinistleri bunlar. Onlar da buna zaten sihir diyor, oyun diyorlar. Bu çok manidar. Yani evet. Bize sihir. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de seninle karşı olamayacağımız açık geniş bir yer olsun. Şimdi bunun yerine ne aldı? Televizyon kanalları oldu. İnşallah. Gelin arkadaş diyoruz. Mesela Habertürk'te geçenlerde karşımıza geldiler. Muş Mula Pestili gibi oldular böyle dümdüz Allah'ın izniyle. Maşallah. Değil mi? Bir evet. Program daha oldu. Bir kere daha evet. Yenilen pehlivan güreşe doymaz derler. Evet. Bir kere daha aldık sırt üstü vurduk. Ondan sonra hepsi araziye geçti. Şimdi çıtları çıkmıyor. Evet. Hiç Evrim haberi görüyor musun gazetelerde? Hürriyet, Millet her gün bir kurcala bak. Yok. Çıkmaz. Ben burada durduğum müddetçe evelallah yani anında havada yakalıyorum daha. Saatinde dakikasında yalan söylediklerini ispat ediyorum. Onun için artık yıldılar çıkaramıyorlar. Eskiden yağmur gibi haftada 8, gün 9 bir uydurma haber olurdu. O uydurma haberleri de siz evet. Hemen birkaç hafta içinde yalanlayınca özür dilerim. Evet. Musa onlara dedi ki size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın diyor. Bir kere Darwinizm de böyle bir yalandır, uydurmadır. Ona işaret ediyor Kur'an. Kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar. Genellikle hep Müslümanlar aleyhinde gizli konuşmalar olur. Yani durum değerlendirmesi yaparlar. Nasıl onlara karşı mücadele edelim, ne yapalım? Ama gizli olur. Mesela iddia edilen Ergenekon örgütü de gizlidir. Bakın gizli konuşmalar yapıyor. Ayette gizli konuşmalarından bahsediyor. Sizi sihriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak, bak milliyetçi duyguları tahrik ederek etkilemeye çalışıyorlar. Yani yurt, vatan, millet, bayrak. Evet. Bunlar elden gidiyor gibisinden. Evet inşallah. Halbuki din, vatanın, milleti, bayrağı sağlayan ana yapıdır. Yani din toplayıcı ve birleştiricidir. Çimentodur yani toplumu bir arada tutan bir güçtür. Evet. Hatta yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tuttuğunuz yolunuzu, dininizi, bak dininizi yok etmek istiyorlar. Yani ahir zamanda çıkacak olan deccal, sarıklı deccal de
Mehdi'ye karşı bu sözü kullanacak. Evet inşallah. Sizin dininiz yok ediyor bu adam diyecek. Dininizi ortadan kaldırmaya geldi diyecek bu. Değil mi? Evet. Ve Mehdi'yi dinsizlikle itham edecek. Ahir zamanın sarıklı deccali. Ki mühim bir şahıs olarak İmam Rabbani peygamberimizden hadis olarak naklediyor. Böyle bir şahsın çıkacağını. İnşallah. Bakın o da meydan okuyor Hazreti Musa'da. Bundan ötürü diyor tuzaklarınızı bir araya getirin. Ne kadar ağababanız varsa, profesör, doçentiniz varsa getirin. Sonra gruplar halinde gelin. Toplayın üçer beşer ekip halinde. Onlar halinde de gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur. İnşallah. İnşallah. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Allah diyor ki korkma dedik diyor Allah. Muhakkak sen üstün geleceksin. Maşallah. Bak muhakkak sen üstün geleceksin. Ebced'i tarihi 1956 tarihini veriyor. Maşallah. 68. 68'de komünist hareketin başladığı tarihtir. Aynı zamanda. Tarih, 60, evet. 1968. Türkiye'de. Bak korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. Harf karşılığı birebir tam 1956 veriyor. Maşallah. 1950 Risale-i Nur'un 56. Neşir tarihidir. Evet. Serbest bırakıldığı tarihtir. Evet. Ayrıca Sayın Nursi diyor 1956 münafıkhane sistemin çöküşünün başlangıç tarihidir diyor. 1956. Ondan sonra dinsizlik sürekli gerileyecektir diyor. Yani ateist, materyalist ve darwinist felsefe, düşünce bu tarihten itibaren yıkılacaktır diyor. İnşallah. 1956 yılından itibaren. Başlangıcıdır diyor, miladıdır. Maşallah. İnşallah 1956 diyor. Ve Risale-i Nur'un da intişar tarihidir. Evet. Ankebut suresi 14. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. İçlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Bu ayette neler görüyorsun sen Oktar? Uzun bir hayatı var Hazreti Nuh'un. 950 sene yaşıyor. İmanı gel. Evet, şimdi Kur'an'da eğer belirli sayılar, rakamlar varsa onlar özel bir anlamı vardır. İnşallah. Mesela burada 1000'den 50 yılı eksik olduğunda 950 kalıyor değil mi? Evet. 14. ayet olduğuna göre Hicri 14. yüzyıla işaret etmiş oluyor. Evet inşallah. Değil mi? Evet. Yani, 14'ünde 950'li yıllara işaret etmiş oluyor. İnşallah. Değil mi? Evet. 950'den. Evet. Ki Risale-i Nur'un en etken olduğu dönemler. Evet, değil mi? İnşallah. İnşallah. O yönünün de bir işare manası var inşallah. İnşallah. Demin hocam uçan balığı göstermiştik. İnşallah. İnşallah. Ahzab suresi çıkmış. Bakın yine 1956'ya işaret eden bir ayet çıkmış. 56. ayet Ahzab. Maşallah. Çok manidar bak. Öylesine açtım çıktı. Maşallah. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Elçiye yardımcı olurlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ebced'i bak ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ebced'i 1986 yılını veriyor. Maşallah. Maşallah. Ona yardım edin. Evet. Ona destek olun diyor. 1986'da bir şeyler olacağına da işaret ayet. Evet. İnşallah. Mehdiyete bakıyor. Mehdiyete siz yardım edin, salat edin, selam verin. Destekleyin, zahirde ve batında değil mi? Canı gönülden ona tabi olun. İnşallah. Aynı zamanda işareti budur. Peygamberimize salat edinin anlamı çok geniştir. Hem Allahümme salli ala Muhammedin evet. cümlesinin dışında onu çok sevmek, desteklemek, yardımcı olmak, emrinde olmak, itaatte kusur etmemek İnşallah. Değil mi? Evet. Salat edin anlamı çok geniştir. İnşallah hocam. Bakın 58. ayette de çok manidar yine. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri yani yapmadıkları bir suç nedeniyle eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Mehdi'ye de aynı şeyler yapılacaktır. İrtikap etmedikleri bakın mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri ki bizim değil mi? Evet. Ahir zamanda da biz de Mehdi öncüsüyüz. Bizlere de mesela kız arkadaşlarımıza da iftira atıldı. Bizlere evet. de iftira atıldı değil mi? Evet. Bak ayet diyor ki mümin erkeklere ve mümin kadınlara
irtikap etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler ki zorla poliste iftira sonucu söyletildi. Evet. Değil mi? İşkenceyle söyletildi. Evet, evet. İşkenceyle. 16 kişi adli tıp raporu aldı. Evet. 16 kişi. Yani acayip bir zulüm yapmışlardı o zamanlar. Bir suç sebebi eziyet edenler ki işkenceden geçti arkadaşlarımız o dönemde. Elektrik, şu bu falan hepsi. Gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdi diyor Cenab-ı Allah. Andolsun eğer münafıklar, Mehdi'ye karşı da münafıklar olacaktır. Hatta Peygamberimiz diyor buğdaya musallat olan kurt gibidir onlar diyor. Mehdi diyor buğdayı temizler, kurtları atar ama yine diyor kurtlar yeniden buğdayın içine dalar. Yine diyor buğdayları yerler diyor. Sürekli temizlenir, sürekli temizlenir. En sonunda 313 kişi olarak dünya hakimiyetine vesile oluyorlar inşallah. İnşallah. Ve kalplerinde hastalık bulunanlar yani dengesi bozulmuş bir iman ediyor, bir imanı geliyor, bir bozuluyor. Ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar mesela bu dönemde kimdir? Gazeteciler, bir kısım gazeteciler, radyocular bir kısım televizyoncular, Müslümanların aleyhine halkı kışkırtan, olumsuz haber yapanlar. Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa gerçekten seni onlara etkileyecek şekilde musallat ederiz diyor. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Yani senin mücadelen için sana imkan veririz. Sen de onlara karşı bir mücadele verirsin diyor İnşallah. Cenab-ı Allah. Evet. Doktor hocam sen bize var mı göstereceğim bir resimle? Estağfurullah hocam. İman hakikatleri var, Kur'an mucizeleri var. Nasıl uygun görürseniz güzel canlılar var. Bir bakayım. Uçan balıklar var. Onu göstereyim mi hocam? Uçan. Evet. Bakayım uçsunlar. 200 metre kadar uçuyorlar böyle bu şekilde. Aşağıdaki başka yırtıcı balıklardan da korunabiliyorlar. Bu adamlar milyonlarca seneden beri hiçbir evrim geçirmedi değil mi? Evet. Bu şekilde. Ya bak eğer fosil bilim olmasaydı, paleontoloji olmasaydı Darwinist'le karşımıza gelip alın size işte bunlar bu kuş oluyor bir süre sonra değil mi? Bizi kandırmaya kalkacaklardı kendi kafalarınca. Evet. Sinek yakalarken. Tabii ya yalana bundan sonra son. İnşallah. Aerosol gibi böyle pıs pıs üstlerine bilimi sıktık mı hemen aşağı iniyorlar. Kuşlardan da tamamen farklılar yani hiçbir alakası yok. Bir balık normal bir balık bildiğimiz bunlar. Tabii. Kuşlar apayrı canlılar. Ve milyonlarca seneden beri hiç değişmediklerinden dair evet. Elimizde fosiller var. Fosiller var. Tabii. Baksana jet uçağı gibi uçuyor adam. Maşallah hem suyun altında hem üstünde. Bir de yürüse daha da güzel olacak evet, inşallah değil mi? İnşallah. Ahirette öyle cennette. Hem uçacağız. İnşallah. Hem denizin altında gidebiliyoruz. Hem suyun üstünde gidebileceğiz. Evet. Hem de yürüyoruz karada da. Elhamdülillah. İnşallah. Maşallah. Havada istediğim zaman uçma gücümüz olacak inşallah. İnşallah hocam. Cennetin özelliğidir bu inşallah. Yani rüyada insan nasıl uçuyor? Hiç gördün mü rüyanda uçtuğunu? Ben çok görmedim. Bana çok oldu. Sen gördün mü? Çok oldu bana. Evet. Evet. Çok insan, milyonlarca insan görür evet. Uçtuğunu. Yani dünyanın en az yarısı görüyordur. Evet. Çok yaygındır, bilinen bir şeydir. Değil mi? Cennet dediğinde hop havalanır evet. Uçar. Evet. Aynı sistemle işte cennette de uçacak. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Mesela denizin altına giriyor, suyun altına giriyor rüyasında. Hiçbir şey olmuyor. Havasız da kalmıyor. Aynı şekilde ahirette de öyle olacaktır. İnşallah. İnşallah. Ankebut suresi 14. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. İçlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Bu ayette neler görüyorsun sen Oktar? Uzun bir hayatı var Hazreti Nuh'un. Hmm. 950 sene yaşıyor. İmanı gel. Evet, şimdi Kur'an'da eğer belirli sayılar, rakamlar varsa onlar özel bir anlamı vardır. İnşallah. Mesela burada 1000'den 50 yılı eksik olduğunda 950 kalıyor değil mi? Evet. 14. ayet olduğuna göre Hicri 14. yüzyıla işaret etmiş oluyor. Evet, inşallah. Değil mi? Evet. Yani, 14'ünde 950'li yıllara işaret etmiş oluyor. İnşallah. Değil mi? Evet. 950. Evet. Ki Risale-i Nur'un en etken olduğu dönemler. Evet, değil mi? İnşallah.
o yönüyle de bir işare manası var inşallah. Demin hocam uçan balığı göstermiştik. Yeminlerinin şeytandan Allah'a sığınırım. Yeminlerin olanca güçleri kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a and işler. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu geldiğinde bu nefretlerinden başkasını artırmadı. İşte uyarıcı, korkutucular geliyor. Yani tebliğciler, mehdiler gelmiştir, peygamberler gelmiştir, mürşitler gelmiştir. Fakat bu insanlardaki azgınlığı ve tersliği bazı insanlarda daha da artırmıştır. Mesela Mehdi gelince de yine aynı şey olacaktır. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu geldiğinde diyor bu nefretlerinden başkasını artırmadı. Mehdi ve talebelerine karşı müthiş bir nefret ve öfke oluşacaktır. İnsanların büyük bölümünde ki o yüzden sayıları 313'tür. Evleri sırtlarındadır diyor değil mi? Onlarla hiç kimse evlenmez. Evet. Ondan sonra malları, mülkleri yoktur diyor hadiste. Evet. Değil evet. mi? Evet. Allah yolunda çok çile çekecekleri belirtiliyor. Peygamber Efendimiz zamanında peygamberimize karşı müthiş bir öfke vardı ilk geldiğinde. Mekke müşriklerinde. Gideceği yollara diken çal atıyorlardı o giderken. Üstüne bassın diye. Böyle kirli deve işkembesi atıyorlardı üzerine. Yani kendilerince akılsız kafalarına bir zarar vermek istiyorlar. Fakat Allah peygamberimizi korudu. Hatta hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Değil mi? Müslümanlarla birlikte binlerce kilometre uzakta Habeşistan'a göç etmek durumunda kaldı. Ama sonra anlı şanlı şekilde döndü Mekke'ye. Değil mi? Bütün putları kırdı. Ondan sonra Kabe'de putları temizledi. Aynı şekilde diğer peygamberlerde de bunları görüyoruz. Hepsinde aynı olay olmuş. Hazreti Musa'ya da ters tavır koymuştur insanlar. Hatta o zamanın devleti diyor ayette, o devletten insanlar çekindiği için, devlet ve toplum baskısından çekindikleri için Hazreti Mesih Hazreti Musa'ya diyor, kavminin zürriyetinden az bir kısım gençlerden başka tabi olan olmadı diyor. Çekindikleri için. Evet. Yani millet bir kısım insanlar çok aşağılık böyle şerefsizdir. Yani ne demiş, ne dedilere çok önem verir. Yani birisinin laf söylemesi, etrafındaki insanların laf söylemesine göre kendini yönlendirir. Mesela inanıyorsa inanmıyorum der. İnanmıyorsa inanıyorum der. Topluma göre şekil alır. Abi bu çok büyük bir karaktersizliktir. İnsan müstakil karar vermesi lazım. Topluma göre karar vermez. Ben mesela Ankara'da normal klasik lisede yetiştim. Yani ben, bana kimse din eğitimi vermedi. Benim ailem de dindar değildi. Ama baktım din bir gerçek. Allah'ın varlığı apaçık. Darwinizmin, materyalizmin de bir yalan oyun olduğunu anladım. Masonluğun bir oyun olduğunu anladım. Savaşların arkasında masonluğun olduğunu anladım. Ve kendi imkanlarımla var gücümle mücadele ettim. Mesela akademiye geldiğimde ben tek başınaydım. Evet. Kimse yoktu etrafımda. Ben akademiye uyum göstermedim. Oradaki kimseye uyum göstermedim. Yani beni anlamasınlar da demedim. Bilakis alenen evet. dindar olduğumu gösterdim. Değil mi? Hatta dediler komünistler seni burada öldürürler dediler. Evet. Ben açıkça söyleyeyim dediler. Gelme okula dediler. Ben göğsümü gere gere gittim. Maşallah. Tabii felsefede de öyle. Aynı evet. şekilde. Aynı tehditler orada da oldu. İstanbul Üniversitesi felsefede de. Evet. Burada dedi seni öldürürler dedi. Yine gittim. Ama bir süre sonra artık fiili bir durum olduğu için gidemedik yani artık. Fiili saldırı olduğu için. Maşallah. İnşallah. Dolayısıyla insan inandığını göğsünü gere gere yapacak. Mesela ben Darwinizmin sahte olduğunu anladım. Okulumdaki arkadaşlarım çoğu Darwinist'ti. Üniversitede hocalarım Darwinist'tiler. Hep Darwinist eğitim alıyorduk. Ama ben var gücümden Allah rızası için ortaya çıkıp Darwinizme karşı tam tavır koydum. Ve bunun sonucunda Masonik basın benim karşıma dikildi. Baron'un takımı karşıma dikildi. Evet. İddia edilene gelen konu örgütü karşıma dikildi. PKK karşıma dikildi. Komünistler, Masonlar evet. hepsi karşıma dikildiler. Komplo üstüne komplo, oyun üstüne oyun, tuzak üstüne tuzak. Ben asla yılmadım. Maşallah. Ve halen de devam ediyor komplolar. Mesela 3-5 kişi bulmuşlar yine. Evet. Değil mi? Her birine ayrı bir iftira hazırlatmışlar. Ondan sonra ki böyle kriminal tipleri buluyorlar bu tip şeylerde. İftira atacağı bak. Yani toplumdan yani cemiyetin böyle ittiği toplumun mesela anormal gördüğü insanlar böyle tehlikeden ve psikopatlıktan kaçınmayan bir kısım insanlar ve bir kısmı da zavallı gariban. Onları da parayla kandırmışlar. Evet. Değil mi? O 200'er milyar evet. O zaman evet. vermişlerdi bunlara. Evet. Para dağıtmışlardı.
Adamın arabası yokken araba sahibi olmuş. Yurt dışına gittiler. Tabii yurt dışına çıktılar adam. Mesela yurt dışında geziyor adam. Fakir yani yiyecek bulamayan adam bir anda zengin oldu. Evet. Karşımızdakiler bunlara para dağıtması sonucunda adamlar gizli şahitlik de yapar. Her şeyi yapar o zaman. Yapıyorlar yani kendi kafasına, inancına göre. Tabii sonunda adalet yerini bulur. Aklı başında olan insanlar böyle oyunlara gelmezler inşallah. Taha suresi. Şimdi Taha suresini Taha akıyor aklıma geldi. Neyse o da bir ayrı bir alem. Allah ona da hidayet nasip etsin. İnşallah. Oğlu da 15 yıl kalmıştı hocam talebeniz olarak yanınızda. Mustafa Akyol. Mustafa Akyol o da yamandır ama sonradan herhalde biraz bir darvinist bir havalara girdi anladığım kadarıyla. Sonradan konferansa gönderiyordunuz. Darvinizmi yalanlayan konferanslara çıkıyordu kendisi. Sonradan dediğiniz gibi ayrıldıktan sonra şimdi darvinizm olabilir demeye 15 yıl anti-darvinistti. Evet. Şimdi ne diyor? İlk başta Allah yarattı sonra Darwin'in dediği gibi mi oldu diyor. Evet Darwinizm olabilir diyor. İleride delillerini de bulabiliriz gibi açıklamaları oldu hatta. Ah şu Nişantaşı olayı yok mu? Oralarda takılıyor Nişantaşı'nda. Oraya uyum sağlamak için. Tabii onlarla şimdi konuşsa dese ki ben anti-Darwinistim, Allah'a inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum dese. Nişantaşı takımı yanın bir kısmı tabii hepsini tenzih ederim de. Ben de takılıyorum. Yani işte onun için bak bir kısmı dedim yani orada hemen bir istisna koydum. Yanından pır gidecekler evet. Tek kalacak. Bazı öyle tipler oluyor yani Müslüman gördün mü ayette de vardır. Yaban eşeklerine benzetiyor Allah. Arslandan ürkmüş diyor. Arslanı gördün mü yaban eşeğe nasıl kaçar? Öyle kaçarlar sizden diyor. Müslümandan kaçarlar diyor. Bazen öyle tipler oluyor. Onları kaçırtmamak için. Yaban eşeklerini kaçırtmamak için herhalde öyle bir uslup kullanıyor anladığım kadarıyla. Bazı yaban eşeklerini hepsini evet, tenzih ederim de. Yani ben de Darwinistim, ben de sizdenim, ben de aynı kafadayım gibi bir uslup kullanıyor. Bu yanlış. Gerçekten evet. İnsan inandığını, doğru bildiğini anlatması lazım. Evet maşallah. Yani bilmiyorum tabii gerçek inancı nedir şu anda da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cennette içlerinde her türden meyve, bak her türden meyve. Eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Bakın önce huy güzelliği. Huyu güzel olmadı mı öyle kadın? Ne yaparsa yapsın hiçbir şey yaramaz. Erkek de öyledir kadın için. Eğer huyu gıcıksa kadın nefret eder. İsterse evet. Dünyanın en güzel insanı olsun. Akılsız insan çok iter insanları. Akıllı insan, güzel huylu insan güzeldir. İnşallah. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar, korunmuş yani iffetini koruyan, dejenere olmamış kadınlar güzeldir. Yani insanı etkiler. Ama yani herkesin kullandığı, genel hale gelmiş, değerini kaybetmiş bir kadın psikolojik olarak insana saygı duyamaz. Değer de veremez. Dolayısıyla da etkilenmez. Yani et yığını gibi gelir. Kur'an bunu göstertiyor. Yani evet. Şey olarak, helal olarak tabii. İnşallah. Bakın hatta diyor ki bundan önce diyor Cenab-ı Allah kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Çünkü namus hissi insanı çok olumlu etkiler. Ruhunda çok olumlu etki meydana getirir. Yani onu tertemiz görürsün. Şefkat duyarsan, sevgi duyarsan, saygı duyarsan, değer verirsin. Ama insan saygı duymazsa, değer vermezse, önemli görmezse maymun gibi bir şey görür onu. Yani çok kötü görür. Yani tiksinir hatta. Yani onun güzel olmasının bir anlamı kalmaz. Onun için insan aklıyla, güzel ahlakıyla, derinliğiyle, tutkusuyla, değil mi? Allah'tan korkması, Allah'ı sevmesiyle etkileyici ve güzel olur. Çünkü bir insana bakarken biz Allah'ın tecellisini görmüş oluruz. Allah onu bize beynimizde güzel yaratmasa, istese maymun gibi çok çirkin de yaratabilir. Mesela insan güzeldir de Allah bize çok anormal de gösterebilir beynimizde. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Değiştiremezsin. İnşallah. Veya tamamen görüntüsünü yok edebilir. Simsiyah karanlık da gösterebilir Allah. Bir şey yapamazsın. Ya renk körü yapar Allah, siyah beyaz göstertir. İnşallah. Hiçbir şey yapamazsın. İnşallah. Tabii. Diyor ki Cenab-ı Allah Saffat suresi 12'de. Hayır sen bu muhteşem yaratılışa, Allah'ın bu muhteşem yaratışına ve onların Allah'ı inkarına şaşırdın kaldın. Hayret ediyorsun diyor. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor kafa basmadığı için. Adamın da beyin
Sinaps mı ne diyorsun be baba? Ne oldu? Sinaps hocam. Sinaps, evet. İnşallah. Nöronlarda falan sorun olduğu için alay edip duruyorlar diyor. Bir ayet mucize gördüklerinde de alay konusu edip eğleniyorlar diyor. Maymunlara da öyle muz falan gösteriyor. Hayvanlar gülmeye başlıyor falan, böyle hoplamaya başlıyorlar. Maymunun gülmesinin nasıl önemi yoksa aklı olmayanın da alay etmesinin, gülmesinin bir önemi olmaz. Çünkü kafa basmadığını alay ediyor. Dolayısıyla bilmiyorum, hiç gittiniz mi hayvanat bahçesine? Maymunlara böyle ufakçık bir şey yapsan falan, bir hoşuna gidecek bir şey olsa, değil mi? Gariplerine gidecek bir şey olsa, deli gibi gülmeye başlıyor böyle göbeklerini tutarak. Hocam tam bununla ilgili bir film var. Kaplanlarla dalga geçen maymun var. Uygun görürseniz sonra gösterebilirim. Evet. İnşallah. Onun için hani yok alay ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Maymunlar da eğleniyorlar, önemli değil. İnşallah. Hatta Afrika yerlilerine de Avrupalıların filmlerini gösteriyor. Onlar birbirine davranışlarını falan. Yerlere yatarak yürüyorlar, birbirlerini dürterek böyle resim çekmişler. Böyle çırılçıplaklar, sadece ilgili yerleri kapalı. Ondan sonra ağız yüz boyalı, klasik böyle Afrika'da bulmuşlar. Yani tepkilerini ölçmek için göstertiyorlar. Ama yıllar önce çekim, çok eski bir film. Birbirlerini böyle hayretler içinde kadar dizlerine falan vurarak gülüyorlar, filmi göstertiyorlar. İlginç buluyor. Onlar da onların gülüşlerini falan psikiyatristler, psikologlar falan değerlendirip hem onları filme alıyorlar gülüşlerini, hem de tepkilerini bilimsel olarak değerlendiriyorlar. Yani böyle maymun değerlendirir gibi adamlara bakarak. Yani demek ki gülme, alay etme o kadar önemli bir konu değil. Evet. Gerçek akıl önemlidir. Yani gerçekler önemlidir. Değil mi? Evet. İnşallah. Yeminlerinin, şeytandan Allah'a sığınırım, yeminlerinin olanca güçleri kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a and işler. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu geldiğinde bu nefretlerinden başkasını artırmadı. İşte uyarıcı, korkutucular geliyor. Yani tebliğciler, mehdiler gelmiştir, peygamberler gelmiştir, mürşitler gelmiştir. Fakat bu insanlardaki azgınlığı ve tersliği bazı insanlarda daha da artırmıştır. Mesela Mehdi gelince de yine aynı şey olacaktır. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu geldiğinde diyor, bu nefretlerinden başkasını artırmadı. Mehdi ve talebelerine karşı müthiş bir nefret ve öfke oluşacaktır İnsanların büyük bölümünde. Ki o yüzden sayıları 313'tür. Evleri sırtlarındadır diyor, değil mi? Onlarla hiç kimse evlenmez. Evet. Ondan sonra malları, mülkleri yoktur diyor hadiste. Evet. Değil mi? Evet. Allah yolunda çok çile çekecekleri belirtiliyor. Peygamber Efendimiz zamanında peygamberimize karşı müthiş bir öfke vardı ilk geldiğinde. Mekke müşriklerinde. Gideceği yollara diken çal atıyordu o giderken. Üstüne bassın diye. Böyle kirli deve işkembesi atıyorlardı üzerine. Yani kendilerince akılsız kafalarına bir zarar vermek istiyorlar. Fakat Allah peygamberimizi korudu. Hatta hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Değil mi? Müslümanlarla birlikte binlerce kilometre uzakta Habeşistan'a göç etmek durumunda kaldı. Ama sonra anlı şanlı şekilde döndü Mekke'ye. Değil mi? Bütün putları kırdı. Ondan sonra Kabe'de putları temizledi. Aynı şekilde diğer peygamberlerde de bunları görüyoruz. Hepsinde aynı olay olmuş. Hazreti Musa'ya da ters tavır koymuştur insanlar. Hatta o zamanın devleti diyor ayette, o devletten insanlar çekindiği için, devlet ve toplum baskısından çekindikleri için Hazreti Mesih Hazreti Musa'ya diyor, kavminin zürriyetinden az bir kısım gençlerden başka tabi olan olmadı diyor, çekindikleri için. Evet. Yani millet, bir kısım insana çok aşağılık, böyle şerefsizdir. Yani ne demiş, ne dedilere çok önem verir. Yani birisinin laf söylemesi, etrafındaki insanların laf söylemesine göre kendini yönlendirir. Mesela inanıyorsa inanmıyorum der. İnanmıyorsa inanıyorum der. Topluma göre şekil alır. Abi bu çok büyük bir karaktersizliktir. İnsan müstakil karar vermesi lazım. Topluma göre karar vermez. Ben mesela Ankara'da normal klasik lisede yetiştim. Yani ben, evet, bana kimse din eğitimi vermedi. Benim ailem de dindar değildi. Ama baktım din bir gerçek. Allah'ın varlığı apaçık. Darwinizmin, materyalizmin de yalan oyun olduğunu anladım. Masonluğun bir oyun olduğunu anladım. Savaşların arkasında masonluğun olduğunu anladım. Ve kendi imkanlarımla, var gücümle mücadele ettim. Mesela akademiye geldiğimde ben tek başınaydım. Evet. Kimse yoktu etrafımda. Ben akademiye uyum göstermedim. Oradaki kimseye uyum göstermedim.
Yani beni anlamasınlar da demedim. Bilakis alenen evet. dindar olduğumu gösterdim. Değil mi? Hatta dediler komünistler seni burada öldürürler dediler. Evet. Ben açıkça söyleyeyim dediler. Gelme okula dediler. Ben göğsümü gere gere gittim. Maşallah. Tabii felsefede de öyle aynı evet. şekilde. Aynı tehditler orada da oldu. İstanbul Üniversitesi felsefede de. Evet. Burada dedi seni öldürürler dedi. Yine gittim. Ama bir süre sonra artık fiili bir durum olduğu için gidemedik yani artık. Fiili saldırı olduğu için. Maşallah. İnşallah. Dolayısıyla insan inandığını göğsünü gere gere yapacak. Mesela ben Darwinizmin sahte olduğunu anladım. Okulumdaki arkadaşlarım çoğu Darwinistti. Üniversitede hocalarım Darwinistiler. Hep Darwinist eğitim alıyorduk. Ama ben var gücümden Allah rızası için ortaya çıkıp Darwinizme karşı tam tavır koydum. Bunun sonucunda Masonik basın benim karşıma dikildi. Baron'un takımı karşıma dikildi. Evet. İddia edilene göre Konur Gütü karşıma dikildi. PKK karşıma dikildi. Komünistler, Masonlar evet. hepsi karşıma dikildiler. Komplo üstüne komplo, oyun üstüne oyun, tuzak üstüne tuzak. Ben asla yılmadım. Maşallah. Ve halen de devam ediyor komplolar. Mesela 3-5 kişi bulmuşlar yine. Evet. Değil mi? Her birine ayrı bir iftira hazırlatmışlar. Ondan sonra ki böyle kriminal tipleri buluyorlar bu tip şeylerde. İftira atacağı bak. Yani toplumdan yani cemiyetin böyle ittiği toplumun mesela anormal gördüğü insanlar böyle tehlikeden ve psikopatlıktan kaçınmayan bir kısım insanlar ve bir kısım da zavallı gariban. Onları da parayla kandırmışlar. Evet. Değil mi? O 200'er milyar. Evet. O zaman evet. vermişlerdi bunlara. Evet. Para dağıtmışlardı. Adamın arabası yokken araba sahibi olmuş. Yurt dışına gittiler. Tabii evet. yurt dışına çıktılar adam. Mesela yurt dışında geziyor adam. Fakir yani yiyecek bulamayan adam bir anda zengin oldu. Evet. Karşımızdakiler bunlara para dağıtması sonucunda adamlar gizli şahitlik de yapar. Her şeyi yapar o zaman. Yapıyorlar yani kendi kafasına, inancına göre. Ama tabii sonunda adalet yerini bulur. Aklı başında olan insanlar böyle oyunlara gelmezler inşallah. Evet. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Yasin suresinde 82'de bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca şeytandan Allah'a sığınırım ol demesidir. O da hemen oluverir. Han evrim vardı. Evet. Kur'an'da evrim var diyorlardı. Evet. Bak Allah ne diyor? Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir. Anında oluşuyor. İnşallah. Diyor ki Cenab-ı Allah Saffat suresi 12'de hayır sen bu muhteşem yaratılışa Allah'ın bu muhteşem yaratışına ve onların Allah'ı inkarına şaşırdın kaldın. Hayret ediyorsun diyor. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Kafa basmadığı için. Adam da beyin sinapsı ne diyorsun? sinapsı. Evet. Nöronlarda falan sorun olduğu için alay edip duruyorlar diyor. Bir ayet mucize gördüklerinde de alay konusu edip eğleniyorlar diyor. Maymunlara da öyle muz falan gösteriyor. Hayvanlar gülmeye başlıyor falan böyle hoplamaya başlıyorlar. Maymunun gülmesinin nasıl önemi yoksa aklı olmayanın da alay etmesinin gülmesinin bir önemi olmaz ki kafa basmadığını alay ediyor. Dolayısıyla bilmiyorum hiç gittiniz maymunat bahçesine maymunlara böyle ufacık bir şey yapsam falan bir hoşuna gidecek bir şey olsa değil mi? Gariplerine gidecek bir şey olsa deli gibi gülmeye başlıyor böyle göbeklerini tutarak. Hocam tam evet. bununla ilgili bir film var. Kaplanlarla dalga geçen maymun var. Uygun görürsen sonra gösterebilirim. Evet. İnşallah. Onun için hani yok alay ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Maymunlar da eğleniyorlar. Önemli değil. İnşallah. Hatta Afrika yerlilerine de Avrupalıların filmlerini gösteriyor. Onların birbirine davranışlarını falan. Yerlere yatarak gülüyorlar. Birbirlerini dürterek böyle resim çekmişler. Böyle çırılçıplaklar. Sadece ilgili yerleri kapalı. Ondan sonra ağız yüz boyalı klasik böyle Afrika'da bulmuşlar. Yani tepkilerini ölçmek için göstertiyorlar. Ama yıllar önce çekilmiş. Çok eski bir film. Birbirlerini böyle hayretler içinde kadar ki dizlerine falan vurarak gülüyorlar. Filmi göstertiyorlar. İlginç buluyor. Evet. Onlar da onların gülüşlerini falan psikiyatristler, psikologlar falan değerlendirip hem onları filme alıyorlar gülüşlerini hem de tepkilerini bilimsel olarak değerlendiriyorlar. Yani böyle maymun değerlendirir gibi adamlara bakarak. Yani demek ki gülme, alay etme o kadar önemli bir konu değil. Evet. Gerçek akıl önemlidir. Yani gerçekler önemlidir. Değil mi? Evet. İnşallah. Saffat suresi 173 ve şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. 1994
Mehdi'ye ve aynı zamanda Türk ordusuna da bakan bir ayet inşallah. İnşallah. Bütün ordular Allah'ındır diyor Allah ayette inşallah. Yağmurdaki ölçüyle ilgili bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki Allah belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. ayetinde Allah, bakın altı çizili bölümde, belli bir miktar ile gökten su indirdi. Suyun belli bir miktar ile indirdiği burada işaret ediliyor. Hakikaten bilim adamları şunun farkına vardılar. Yeryüzüne bir yılda yağan yağmur miktarı 505 trilyon ton. Yeryüzünden bir yılda buharlaşan yağmur miktarı da tamı tamamına 505 trilyon ton. Yani saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır ve inmektedir. Bu çok hassas bir ölçü çünkü dünyanın her yerinde değişik bölgelere değişik miktarda, her an değişen miktarlarda yağmur yağıyor ve su buharlaşıyor ama toplam miktar hep sabit. Zaten bu eğer böyle olmasaydı hayat olmazdı. Maşallah. Maşallah. Yapılan araştırma göre diyor yeryüzündeki bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor, öyle mi? Evet hocam. Bir yılda bu miktar diyor 505 trilyon tona ulaşır diyor, evet. Bu da dünyaya yağan yağmurun miktarı. Evet, Cenab-ı Allah ne diyor zaten? Şeytan Allah'a sığınırım. Belli bir miktar ile gökten su indirdi. Evet. Evet, miktarı belli. Bu miktar ne zaman anlaşıldı? Yeni. Yeni anlaşıldı. Son birkaç on yılda. Bilimle. Evet. Bilim ne yapıyor? Kur'an'ı bize açıklamış oluyor. Evet. Değil mi? İnşallah. Kur'an'ı şerh etmiş oluyor. Evet. Mesela Tur suresinde diyor ki Cenab-ı Allah, eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. İşte bu kıyamet öncesi olaya da işaret ediyor. Çünkü dünyaya bir göktaşı çarpacak. Ve dünya kıyametten önce ilk birinci göktaşı çarpmasıyla sarsılıyor. İnşallah. İkinci bir göktaşı daha çarpacak. Sonra üçüncü büyük bir çarpışma oluyor. Ondan sonra kıyamet tam oluşmuş oluyor. İnşallah. 44. ayeti bak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. 45. ayette öyleyse sen onları en dayanılmaz azapla çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. Demek ki gökyüzünde bir taşın gök taşını geldiğini anlayacaklar fakat teşhis edemeyecekler. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler diyor. Onu bir gaz yığını olarak veya başka bir şeye benzetecekler veya çarpmayacağını düşünecekler. Teğet geçecek dünyaya diyecekler. Ama dünyaya esaslı bir bindirişle bindirecek. İnşallah. İlk kıyametin başlaması öyle oluyor biliyorsun. Üç evet. aşamalıdır. İkinci bir çarpma daha var ayette. Ve üçüncüsünde ayla çarpışması var. Ay dünyayla çarpışıyor. İnşallah. Ve o da güneş tarafından yutulacak inşallah. İnşallah. Öyleyse sen onları en dayanılmaz azapla çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. 45. ayet. Aklına ne getiriyor Oktar Hocam 45. ayet? İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi. Hayır. Hayır, anladım. Ney? Söyle. 1545. Ha? Hicri. Hicri 1545. Kıyametin kopması. Kim diyor 1545'te kıyamet kopacak diye? Said Nursi. Said Nursi, değil mi? 45'in yanına, değil mi? 15'i koyduğumuzda 1545. Evet. Öyleyse sen onları en dayanılmaz azapla çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. Kıyamet günü, ilk çarpışman olacağı güne kadar bırak. Ve 1545'i işaret ediyor. Ebced'ine baktın mı? Bakın, Ebced'ine bir bak. İnşallah. Çok şaşırtıcı oluyor. İnşallah. Tabii. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cennette içlerinde her türden meyve. Bak her türden meyve. Eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Bakın önce huy güzelliği. Huyu güzel olmadı mı öyle kadın? Ne yaparsa yapsın hiçbir şey yaramaz. Erkek de öyledir kadın için. Eğer huyu gıcıksa kadın nefret eder. İsterse evet. dünyanın en güzel insanı olsun. Akılsız insan çok iter insanları. Akıllı insan, güzel huylu insan güzeldir. Evet, inşallah. İnşallah. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar, korunmuş yani iffetini koruyan, dejenere olmamış kadınlar güzeldir. Yani insanı etkiler. Ama yani herkesin kullandığı
genel hale gelmiş, değerini kaybetmiş bir kadın psikolojik olarak insana saygı duyamaz. Değer de veremez. Dolayısıyla da etkilenmez. Yani et yığını gibi gelir. Kur'an bunu göstertiyor. Yani evet. Şey olarak, helal olarak tabii. İnşallah. Bakın hatta diyor ki bundan önce diyor Cenab-ı Allah kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Çünkü namus hissi insanı çok olumlu etkiler. Ruhunda çok olumlu etki meydana getirir. Yani onu tertemiz görürsün. Şefkat duyarsan, sevgi duyarsan, saygı duyarsan, değer verirsin. Ama insan saygı duymazsa, değer vermezse, önemli görmezse maymun gibi bir şey görür onu. Yani çok kötü görür. Yani tiksinir hatta. Yani onun güzel olmasının bir anlamı kalmaz. Onun için insan aklıyla, güzel ahlakıyla, derinliğiyle, tutkusuyla, değil mi? Allah'tan korkması, Allah'ı sevmesiyle etkileyici ve güzel olur. Çünkü bir insana bakarken biz Allah'ın tecellisini görmüş oluruz. Allah onu bize beynimizde güzel yaratmasa, istese maymun gibi çok çirkin de yaratabilir. Mesela insan güzeldir de Allah bize çok anormal de gösterebilir beynimizde. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Değiştiremezsin. İnşallah. Veya tamamen görüntüsünü yok edebilir. Simsiyah karanlık da gösterebilir Allah. Bir şey yapamazsın. Ya renk körü yapar Allah, siyah beyaz göstertir. İnşallah. Hiçbir şey yapamazsın. İnşallah. Tabii. O Vakıa suresi 56. sure. Bakın gene 56'ya geldik. İnşallah, evet. Vakıa suresi 56. 4. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. Ve dağlar darmadağın ufalandı. Bakın 5. ayette bu bak. 4'te yer şiddetli bir sarsıntıya sarsıldı. Yani bir çarpmayla. Bak kıyameti yine anlatıyor. Ve dağlar darmadağın olup ufalandı. Çarpmanın şiddetiyle dağlar darmakeşen olacak. 4 ve 5. ayetler. Ne olur 4-5 bir araya gelince? 1545. Yine 1545'i işaret ediyor. Kıyametin oluş tarihi. Değil mi? Vakıa suresi. Evet. Nimetlerle donatılmış cennetler içinde diyor. Cennet ehlini anlatıyor Cenab-ı Allah. Birçoğu geçmiş ümmetlerden 13. ayette. Biraz da sonrakilerden 14. Aklına ne getiriyor? Yani biraz az bir kısım. Biraz da sonrakilerden cennette insanlar. Hicri 14. yüzyıl. 14. yüzyıl evet. Hicri 1400. 1400 evet. Hicri 1400'e bakıyor değil mi? Evet. Biraz da sonrakilerden özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Hani evrim vardı cennette de? Evet. Mücevherden tahtlar orada mağazadan alınmıyor. Allah yaratıyor. Değil mi? Orada bir usta yapmıyor onu. Allah yaratıyor. Karşılıklı yaslanmışlardır diyor Allah. Araf suresi 63 değil mi? Evet hocam inşallah. Yani Araf suresi sırlarla dolu bir suredir. Evet. Sakınıp şeytandan Allah'a sığınırım. Sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile diyor değil mi? Orada hı-hı, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam. Bir adam. Peygamberimiz kastediliyor ama ahiret zamana bakan yönüyle 2011 Mehdi'ye bakıyor. Kavminin önde gelenlerden inkar edenler dediler ki 66. ayette gerçekte biz seni bir akıl hastası olarak görüyoruz diyorlar. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğuna sanıyoruz. Yalancılıkla itham ediyorlar ve akıl hastası olduğunu iddia ediyorlar Peygamber Efendimizin. Mehdi de aynı olaylarla karşılaşacaktır. Hud aleyhisselam diyor ki ey kavmim de diyor bende akıl yetersizliği yok, ben akıl hastası değilim diyor. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim de diyor. Hatta Araf suresi dedim ya çok sırlar mesela size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum, Kur'an'ı tebliğ ediyorum. Ebced'i 2029'dur. Maşallah. İslam'ın hakimiyet tarihidir evet. İnşallah. İnşallah. Efendim. Kur'an'da arının genetik koduna işaret var. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürüyüp uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar.
Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Canlıların genetik şifresi olan DNA'lar kromozomların üzerinde yer almaktadır. Her canlıda biliyorsunuz ayrı sayıda kromozom var. Mesela insanda 46 tane var. Arıda 16 tane var hocam. Bu Nahl suresi arıya işaret eden surenin de sure numarası 16. Maşallah. Ha, o acayip. Kromozom sayısı 16. Hakikaten sure numarası de, evet, da 16. Sure numarası da 16. Evet. Kur'an'da elementlere de işaretler var. Mesela radon elementi ki bunun sol köşede atom numarasını da görüyoruz. Hmm. 86 atom numarası. Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra bulunmuş. 1900 yılında atom numarası bulunuyor. Hadid suresinin 22. ayetinde radon elementinin sembolü olan RN harfleri, radon elementinin sembolü RN harfleri aynı ayette bu elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Ayetin başından RN harflerine kadar geçen harf sayısı 86'dır. RN elementinin atom numarası da 86'dır. Bakın RN harfleri Arapça'da sadece burada geçiyor Kur'an'da. Bu ayetin başından RN harflerine kadar olan sayı da 86 bu radon elementinin atom numarasını veriyor. Kur'an'da böyle binlerce şifre var. Bir tane, iki tane, 10 tane, 100 tane değil. Bu çok büyük bir mucizedir. Bilim ilerledikçe bu mucizelerin sayısı gittikçe artıyor. Evet hocam. Değil mi? Hatta bu arıyla ilgili ayette daha da mucizeler var. Siz kitabınızda söyleyeceğim şimdi inşallah. Bu mesela balın şifa verdiği bu yeni bilimsel mucizelerle gelişmelerle biliniyor ki hakikaten arının balının hastalıkları tedavi edici etkileri var. İçinde belirli proteinleri taşıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vitaminler taşıyor ve bilinmedik etkileri de var. Ayrıca mikrop barındırmıyor. Mesela Çapa Tıp Fakültesi ben hatırlıyorum çok eskiden ben görmedim o dönemler ama ameliyat yaralarında bal sürülürmüş mikroptan korunması için. Mikroptan korunmuş o şekilde. Mikrop üreyemediği için balın içerisinde. Ameliyat yarasında durulmuş ballar. Ayrıca burada Rabbin bal arısına vahyetti ayetinde bu bal arısı için geçen kelime sonradan bulunuyor ki dişiler için Arapçada kullanılan bir kelime. Hakikaten bu bal arısı içinde dişiler yapıyor bütün bal toplama işlemlerini vesaire. O da özel bir mucizesi Kur'an'ın. 1400 sene önce bilinmediği dönemlerde. Erkek arılar yan gelip yatıyorlar. Öyle mi? Biraz öyle. O yaptıkları o altı yan kutucuklar nedir? Hocam bu şimdi matematiksel olarak bunlar arının petekleri içinde bal depoluyorlar. Hakikaten araştırılmış matematiksel olarak en etkili yani en az bal mumu kullanarak en fazla balın depolanabileceği tek şekil altıgen. Beşgen değil, kare değil, üçgen değil, yuvarlak değil. Hepsinde boşluklar kalıyor veya fazla bal mumu kullanılıyor. En etkili şekli kullanıyorlar. Ayrıca çok özel bir açıyla açılandırıyor bu peteği. Ki bal dökülmesin diye. Balın biliyorsunuz bir akışkanlığı vardır. Su gibi değildir. Daha akışkandır. Tek dökülmediği açı arıların yaptığı yaklaşık böyle 0-3 derecelik bir açıyla açılandırıyorlar. Onlar dökülmüyor. Ayrıca arılar petekleri yapmaya her biri yüzlerce, binlerce arı değişik noktalardan başlıyor. Yani şöyle bir alan düşünün. Her biri ayrı noktalardan başlıyor. Ortaya geldiklerinde bütün altıgenler eşit oluyor. Evet, işte. Hiçbir yama olmuyor, boşluk kalmıyor. Mutlaka mükemmel olarak birleştirebiliyorlar. Tam ağız ağızdan birleşiyor değil mi? Birleştirebiliyorlar. Yani hangi insana biz kalemleri verip altıgenler çizin, ortada birleşin dediğimiz zaman her biri eciş bücüş olur, farklı olur, eğri büğrü olur. Hiçbir zamanda ortada tam olması. Fakat bunu milyonlarca yıldır dünyanın her tarafında eşit büyüklükte, aynı büyüklükte altıgen, aynı açılandırmayla yapıyorlar maşallah. Arının zeka ve yeteneği insandan kat 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 fazla. Öyle mi? Tabii kat kat. Yani insana böyle bir imkan versen, ya katiyen yapamaz böyle bir şeyi. Ya mesela 1000 tane insan düşünün, arı boyutunda olsalar. Hadi gidin arı bal toplayın, bir de buralara petek yapın desen. Her türlü malzemeyi versen, balın içine bulaşır kalırlar yani hiçbir şey yapamazlar. Değil mi? Evet. Yani evet. O uçuşları ayrı bir kabiliyet gerektiriyor. Çünkü evet. İnsana mesela kanat verilse gider betonlara bindirir, oraya buraya bir çarpar yani. Evet. Değil mi? Arabayı bile kullanamıyor insanlar. Evet. O kadar alet edevatı olduğu halde. Yani sırf kanatla müthiş iskivler yapıyor. Evet. Acayip bir uçuş tekniği var. Yüzlerce kere çırpabiliyor saniyede. Tabii. Maşallah.
Nem suresi var burada 17. Hazreti Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Süleyman Aleyhisselam bak ilk cinlerden bahsediyor. Cinler bir kere emrinde. Mehdi Hazreti Süleyman'a benzeyecek değil mi? İnşallah hocam. O zaman onun da cinlerle bağlantısı olacak demek. İnşallah. İnsanlardan diyor. Demek ki geniş bir insan kitlesi de Mehdi'ye tabi olacak. İnşallah. Ve kuşlardan. İşte bu çok acayip. Ordulara toplandı. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Demek ki ahir zamanda kuşlara da etki edecek bir bilim dalı gelişecek. Yani onları yönlendirebilecek. Onların seslerinden onları ayırt eden, onların çıkarttığı sesleri kullanarak onları yönlendirebilen bir teknoloji gelişecek. İnşallah. Ki şu anda da bu gelişiyor zaten. Evet. Ne diyor Süleyman? Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin. Süleyman bu söz üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki, Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Burada karıncalara dahi sevgi gösterdiği anlaşılıyor evet, Hazreti Süleyman. Maşallah. Değil mi? Bak bu sözü üzerine tebessüm edip güldü diyor. Demek ki karıncalar öyle o kadar boş varlıklar değil. Arılar o kadar boş varlıklar değil. Fakat insanlar onların dilini bilmiyor. Yoksa onlar kendi aralarında haberleşiyorlar. Yani haberleştiklerini de görüyoruz. Evet. Yani detaylı olarak incelendiğinde çok, çünkü haberleşme olmadan zaten yani öyle binlerce hayvandan oluşan bir koloni haberleşme olmadan yönetilemez. Ya evet. Muazzam anarşi çıkar. Evet hocam, bir yiyecek gördükleri zaman mesela bir karınca diğerlerine haber veriyor ve bir anda çoğalıyorlar yani. Tabii muazzam bir karmaşa çıkar. Evet. Bunlar da inşallah ahir zamanda ortaya çıkacak. İnşallah. Buna işaret ediyor inşallah. Bak ayet ediyor ki Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde. Vicdanen kabul ediyor. Doğru diyor. Kur'an'a, İslam'a insanlar birçok insan kanaat getirir. Bakın zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Zalimliğe eğimli olmalarından ve büyüklenme, enaniyet, kibir, büyüklük hissi dolayısıyla diyor. Bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak diyor Allah. Dünyada buna dikkatlice bakan, tarihe de bakan bunları görür inşallah. Onu ve kavmini Allah'a bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Mesela Darwinistlere de şeytan yaptıklarını süslüyor. Evet. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Mesela Darwinistler de saplantı halinde olduğu için Allah hidayet vermiyor birçoğuna. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran, göklerde ve yerde saklı olan, bunu daha önce de söylemiştik. Hem Mehdi'ye ve Hazreti İsa'ya da bakıyor. Çünkü Hazreti Mehdi göklerde, Mehdi de yerde saklıdır inşallah. İnşallah. Ankebut suresi 60. Kendini rızkını taşımayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır, o işitendir, bilendir. Mesela kendi rızkını taşıyamayan ağaçlar mesela elma ağacı oturduğu yerde duruyor. Değil mi? Evet. Allah'tan bekliyor. Allah ona yağmur yağdırıyor. Topraktan da mineral veriyor. Güneşten de değil mi? Fotosentezini yapıyor adam. Oo, keyfi gıcır. Bir de ömrü de uzun bunların maşallah. Değil mi? 500 sene yaşayanı var, 600 sene yaşayanı var. Evet. O değil mi? Evet, yüzlerce yıl yaşıyor. Tabii. Selviler, şunlar, evet. Bunlar. Evet. Değil mi? Kayın ağaçları. Evet. Kanuni devrini görenler var. Evet. Fatih Sultan Mehmet devrini görenler var. Evet, inşallah. Bayağı keyifler yerinde. Yaz kış sorunları da yok. Üşüme problemleri de yok. Evet. Değil mi? Yiyecek içecek problemleri de yok. Bol bol meyveleri de oluyor. Evet. Yaprakların istediği gibi açıyor. Maşallah. Manzara seyretmek isterse daha da yükseklere çıkıyor. Daha da yükseklere, tepede ne diye seyrediyor. İnşallah. Rum suresi var. Şeytanı Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Mim. Rum yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.
birkaç yıl içinde. Bundan önce de, bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetlerin, ebcedlerini açıklamış mıydık biz daha önce? Açıklamamıştınız hocam. Açıklamadık. Peki bu konuyu açıklayabilir misin? Tabii hocam. Geleceğe yönelik bir bilgi veriliyor Kur'an'da. Hakikaten bir savaş oluyor önce. Kaybediyorlar savaşı Romalılar, Perslere karşı. Dolayısıyla onların kimse tekrar kısa zaman sonra savaşacağını tahmin edilmeyecek bir durumdalar. Hem mağlup olmuşlar. Fakat Allah birkaç yıl içerisinde, 3-9 yıl içerisinde tekrar savaşı olacağını ve Romalıların kazanacağını bildiriyor. Hakikaten de tam ayette bildirildiği gibi 7 sene sonra yapılan bir savaşı kazanıyorlar. İkinci bir mucize daha var Kur'an'ın içerisinde. Etna el art kelimesi geçiyor Arapçada. Dünyadaki yeryüzündeki en alçak yer demek. Hakikaten savaşın geçtiği yer Lut Havzası. Lut Havzası yüzyıllar sonra biliyorsunuz 20. yüzyılda yapılan teknik gözlemlerle ortaya kondu ki deniz seviyesine göre dünyanın en alçak noktası. Tam ayette bildirildiği gibi Allah onları hem savaştırıyor. Çünkü geleceğe yönelik bir bilgi Allah'ın gücü olduğu, kaderinde olduğu çok belli. Allah'ın dilediği zaman içerisinde ve Allah onları dünyanın en alçak yerine getiriyor ve orada savaşı oldurtturuyor. Ve iki tane ayrı mucize bu şekilde Kur'an'lara bildirilmiş oluyor maşallah. Evet. Rum suresi yine 56. ayet. Kendilerine ilim ve iman verilenler ise dediler ki andolsun siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşadınız. İşte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz. Bak kendilerine ilim ve iman verilenler. Hem ilim var hem iman verilenler. Bu aynı zamanda Mehdi ve talebelerine bakan da bir ayettir. İnşallah. Andolsun diyor bak Cenab-ı Allah yemin ediyor. Siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşadınız. Yani kaderinizdeki süre kadar yaşadınız deniyor. İşte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz. Ahirette insanlar dirildiklerinde onlara hitap edilen açıklama bu. Ama ayette tabii yine bir ifade var. Mesela işte bu dirilme günüdür. Kendilerine iman ve ilim ve iman verilenler. Yine 1956 Risale-i Nur'un serbest bırakılması maşallah tarihi ve maşallah münafıkhane sistemin çökmesinin başlangıç tarihi. Maşallah. İnşallah. 58 andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Bakın şimdi Kur'an'da demek ki her örnek varmış. Bu muhkem açık ayet. Maşallah. Ya Kur'an'da her şey açıklanmıyor diyenler var da Allah her şeyi açıklamış. İnşallah. Hadisle de insanlar anlayamadığı yerleri daha geniş Peygamber Efendimiz şerh etmiştir. İnşallah. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkarcılar, inkar edenler mutlaka siz ancak müptil olanlardan başkası değilsiniz. İptal edici olanlardan başkası değilsiniz derler. Yani yerleşik düzenimizi, dinimizi, sistemimizi yok edensiniz evet diyorlar. Bunu ahir zamanda Mehdi'ye karşı çıkacak olan o azılı yobazla söyleyecek. İstanbul'da evet çıkacak olan. Evet. Değil mi? Diyecek ki siz yani Mehdi ve talebelere ancak müptilsiniz. İptal ediyorsunuz, bizim dinimizi ortadan kaldırıyorsunuz diyecek Mehdi'ye. Başkası değilsiniz derler. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler diyor Allah. Öyleyse sen sabret. Demek ki böyle münasebetler çıktığında Müslüman sabredecek. İnşallah. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. İnşallah. İslam dünyaya hakim olacak. Mehdi çıkacak. İsa inecek. Hazreti i̇nşallah Mesih inşallah. İnşallah. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe sürüklemesinler. Yani it kopuk takımı, dinsizi, imansızı, yobazı, efendim işte falan çeşitli evet kesimden tipler. Bak kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp telaşlandırmasınlar diyor bir kere. Bu muhkem ayet. Farz. Demek ki telaşa kapılmak haram. İnşallah. Değil evet mi? Evet. Müslüman telaşa kapılmayacak. Telaşa kapılırsa harama girer. Evet. Hafifliğe sürüklemesin. Gevşekliğe. Gevşeklik de haram. İnşallah. Değil mi? Evet. Muhkem ayet bunlar. Açık. Evet. İnşallah. Sebe suresinde Cenab-ı Allah 17'de
Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Biz nimete nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız diyor Allah. 17. ayet. Yani şükretmeyen, Allah'a hamd etmeyen, Allah'ın verdiği nimetten hoşnut olmayan kişileri ben cezalandırırım Allah. Nasıl yapıyor? Kıtlık yapıyor. İnşallah. Ekonomik kriz meydana getiriyor. Evet. Değil mi? Evet. Ondan sonra betonları kazmaya başlıyorlar. Bak diyor ki Allah, böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla 17, 7'ye dikkat. Onları cezalandırdık. Biz nimete nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Değil mi? Dünyada geniş bir ekonomik kriz başladı. Evet. Ne zaman başladı? 2007. 2007'de başladı. Ve 2014'e kadar evet. devam edecek dedim. Evet. IMF çıktı, resmi açıklamasında ne dedi? 2014'te sona erecek dedi. Hiçbir teknik gerekçe göstermeden. 1,5 yıl sonra. Evet. Ben bak benim açıklamamdan 1,5 yıl sonra söyleyebildi IMF. Değil mi? Evet, ondan sonra CIA eski başkanı Graham Fuller söyledi. Sonra Türkiye'den de söyleyenler oldu. Merkez başkası eski evet. başkanı 2014. Adamlara soruyoruz. Neye dayandırıyorsunuz? Kaynak yok. Evet. Kaynak ben. Zaten böyle 5 sene sonrasını öngörmek gibi bir şeylere hiç yok. Teknik Tabii. olarak yani imkanı yok. Bak kendileri de içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında biri diğerinden görünebilen şehirler var ettik. Yakın, birbirine yakın. Mesela şimdi ne burada? İstanbul'da ilçeler şehir gibi. Evet. Değil mi? Evet. Nereden baksan birbirini görüyorlar. Yakın, iç evet. içe. Evet. Ve orada yürüme imkanlarını takdir ettik. Geniş caddeler, yollar var. Aynı zamanda İstanbul'a da bakan bir ayet. İnşallah. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın dedik. Polis kameraları var, bilmem ne var. Yani normal dünyaya göre güvenli. Değil mi? Her türlü imkan var, güvenlik imkanları var. İnşallah. Ama güvenlik demek ki insanlar için büyük bir nimet ki Allah güvenlik içinde gezip dolaşın diyor. Evet. Sebe suresi 33. Zaafa uğratılanlar, yani herhangi bir şekilde ekonomik gücü elinden alınan, sosyal güçlü elinden alınan şahıslar, büyüklük taslayanlara, hayır siz gece ve gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz. Şimdi ne oluyor dünyanın birçok yerinde? Allah'ı inkar ederse adam modern insan olarak görüyorlar. Evet. Ya çok modern adam ya diyor yani. Maalesef. Dine, imana karşıysa. Allah'tan, dinden bahsedince diyor, sen kardeşim delirdin mi sen? Ne konuşuyorsun ya diyor. Kaçıncı yıldayız diyor. Evet. Ama ona Allah söyletiyor o anda. Evet inşallah. Yani onun o muhalif uslubunu da Allah söyletiyor. Maşallah. Ya bu çok önemli. Ondan haberi yok. Evet. Ve beyninin içinde şu kadarcık yerde yaşıyor adam. Orada söylüyor bunu. Ondan da haberi yok. Evet maşallah. Tabii. Hayır siz gece ve gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi bak. Hileli düzenler. Hileli düzen nedir? Darwinizmdir. Materyalizmdir. Evet, evet. Çünkü oyun. Yalan. Evet. İspat ettik ve yerle bir oldu biliyorsunuz. Maşallah. Ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz. Yani madde yarattı deyin. Atom yarattı diyeceksiniz. Değil mi? Bu şekilde. Evet. Dediler, azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. Bakın, enaniyeti görüyor musun? Ahirette cehenneme gitmiş adam, orada da pişmanlığını saklıyor. Sezdirmemeye çalışıyor. Azgınlığa bak. Yani. Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Yani enaniyetten kafalar böyle dimdik kalıyor. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandıracaklardı? Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, mesela Mehdi İnşallah. Veyahut Mesih, mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri, paradan puldan sapıtmış tipler, gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Yani biz ne yaratılış inancına inanıyoruz, ne Kur'an'a inanıyoruz diyorlar haşa, ne de Allah'a inanıyoruz demişlerdir diyor. Demek ki Mehdi de böyle tiplerle karşılaşacak. Evet. Mesih de karşılaşacak. Peygamberimiz de karşılaştı. Bütün peygamberler karşılaştılar. Çok normal bu. Allah bunu bu şekilde yarattığını belirtiyor. Evet. Bakın mutlaka diyor çünkü evet. Allah. Kanun. Yani, kanun haline gelmiş. Değil mi? Allah kanun yaratmış. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse 34
34 de İstanbul'un kodudur biliyorsun. Değil mi? Maşallah. Tabii. Tabii. Evet. Mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri. Gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Ne Mehdi'ye inanırız biz diyorlar. Ne Mesih'in gelişine inanırız. İnşallah. Öyle bir şey yok. Veyahut yüzyıllar sonra gelecek diyor tipler de oluyor. Değil mi? Evet. Yahut gelip geçmiştir diyenler oluyor. Yahut hiç yoktur diyenler var. Ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız. Ya diyor senin malın yok, Mehdi'nin malı yok. Çocuğu da yok. Ama diyorlar ki ona karşılık. Ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız. Bizde bol diyor. Yanlış yazılmış mı? Yok. Çoğunlukta. Ve bir azaba da uğratılacak da değiliz demişlerdi. Yani herhangi bir azaba duçar olmayacağız. Evet. Zaten Allah diyor kuluna azap yapar mı ya? Diyor. Var öyle tipler var. Kokoş teyzeler oluyor bazen. Böyle oksit sarı saçlı falan tırnaklar, böyle kartal tırnağı gibi falan. Gevrek sesler zaten böyle sesler de erkek sesi gibi oluyor. Kokoş muhabbet yapıyorlar kendi aralarında kahve içerken. Cennet, cehennem hakkında böyle ahkam tarzı konuşmalar yapıyorlar. Ben diyor cehenneme inanmıyorum diyor. Niye ki diyorlar. Ya diyor Allah diyor kuluna azap eder mi diyor. Sen ahlaksızlık yapıyorken yapıyorsun. Azap niye olmuyor o zaman? Değil mi? İnşallah. Ahlaksızlık serbestse azap da serbest tabii ki. İnşallah. Değil mi? Azap da ona göre onun karşılığı. Allah'ın i̇nşallah. Adaleti tam inşallah. İnşallah. Hocam sure 34. sure miydi? Evet. Demin okuduğumuz ayet de 34'tü. 34. surenin 34. ayetiydi maşallah. Ha, aferin. Sebe suresi tabii bak 34. ayet. Maşallah. Aferin Muhtar. Maşallah. 34'ün 34'ü. Maşallah. Tabii. Sebe demek ki İstanbul'a işaret var. Maşallah. İnşallah. İnşallah. De ki şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir, yayar. Kim insan isterse zengin eder. İnşallah. Değil mi? Mesela bize de soruyorlar diyor, nereden geliyor para pul? Allah gönderiyor. Hazreti Süleyman'a kim verdi? Hazreti İbrahim'e kim verdi? Allah verdi. Değil mi? İnşallah. Allah verdi. Evet. Bize de Allah veriyor. Ne derdine düşüyorsun? Maşallah. Evet. Değil mi? Mühim olan helalinden kazanıyor olmak. Evet. Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir yayar. Kısar da. Ekonomik kriz de olur. Kısar bile. Evet. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Bizim katımıza bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne evlatlarınızdır. Mesela Mehdi'nin ne malı var ne evladı var. Maşallah. Değil mi? Evet. Ya. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Samimi. Salih samimi demektir. İman ediyor. Samimi eylemlerde, tavırlarda bulunuyor. İşte onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafat vardır. Yani cennet kastediliyor ve Allah'ın rızası kastediliyor. Onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Bakın görüyor musun? İlk verilen nimet güven. Mesela birine karşılaştığında arkadaş olmak istediğinde ilk aranan şey güven. Kesinlikle. Evet. Güven olmadı mı mümkün değil. Her şey yapmacık. Ne sevgi olur, ne dostluk olur, ne arkadaşlık olur. Hı-hı. Ne vefa, ne sadakat, ne muhabbet, ne derinlik, ne aşk, ne tutku hiçbir şey olmaz. Evet. Eğer helaliysen. İnşallah. Anlaşıldı mı? Onun için Allah bak en hayati noktaya dikkat çekmiş. Yüksek köşklerinde güven içindedirler. İnsanların en çok aradığı şey budur. Allah onun için dünyayı güvensiz yaratmıştır. Tabi biz Allah'a yaratarak, Allah'a dayanarak güveniyoruz. İnşallah. Fakat sebepler aleminde her yerde bir tehlike var. Evet. Mesela ne bileyim ya suya elini sokuyorsun adam elektrik çarpabiliyor. İlaç içiyor adam zehirleniyor. Sokağa çıkıyor anarşist teröristle karşılaşabiliyor. Kafası ne yiyor? Beyin kanaması oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Bir şeye kızıyor, beyin kanaması oluyor. Ya kalbi duruyor. Veya hiç durduk yere kanser gelişiyor. Hiç ummadık kanser türleri var. Mesela damakta kanser gelişiyor. Evet. Kulakta gelişiyor. Her hücrenin değişik kanser. Gözde ayrı gelişiyor. Beyinde ayrı kanser türü var. Kanda ayrı. Kasın ayrı. Tabii kasıkta var. Pankreas. Hepsinin ayrı. Karaciğer. Evet. Kanseri ayrı, mide kanseri ayrı, akciğer kanseri ayrı. Kemik böbrek. Şimdi adam dese ki ya ben bunları kontrol ettirmesi o da bir kurtuluş değil onun için. Çünkü ne kadar kontrol ettirirsin? Her gün kontrol ettirmesi gerekiyor. Evet. Etse de yine kurtulamıyorlar. Evet. Tabii. İnşallah. Yani bütün ömrü hastanede geçmesi gerekir zaten. Yani hastane kapısından çıkmaması. Sürekli o alet edevattan taranması gerekiyor. Evet. Ondan da ayrı yine kanser oluyor bir sefer. İnşallah. Dolayısıyla
dünyada o anlamda güven ortamı yoktur. Fakat biz Allah'a güvendiğimiz için güven içinde oluruz. En büyük güvence Allah'tır. Bir tane güvence vardır. Ayetlerimizi, 38. ayet, ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar, işte onlar azabın içine getirilmişlerdir. Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar. Yani Kur'an'ın etkisini ortadan kaldırmaya çalışanlar. Sebe suresi 46. Sizin sahibiniz olan elçide hiçbir delilik yoktur. O yalnızca şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Mehdi de ne diyor? Değil mi? Şiddetli bir azabın öncesinde insanları uyarıyor. Sahibiniz, yani aynı zamanda Mehdi'ye de bakıyor. Sahibi zamandır Mehdi. Yani zamanın sahibi lakabıdır. Muhtemelen Mehdi'ye de çeşitli iftiralar atılacak. Evet, hapis hapse atılacak. İftiralar atılacak. Birçok eziyet görecek inşallah. İnşallah. Fatır suresi. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. İslam dünyaya hakim olacak, değil mi? Ayet i̇nşallah, var. İnşallah. Kesin. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani dünyanın çıkarları işte çoluk çocuk yemek içmek şu bu aldatmasın. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Bakın bu çok önemli. Demek evet. ki bir kısım yobazlar çıkacak diyecek ki Allah'ın vaadi yok. İslam hakim olmayacak. İslamiyet'in artık geçti de diyecekler yani. Evet. Öyle bir şey yok. Bir kısım sahtekarlar değil mi? Evet. Artık ümit kesin diyecekler. Bırakın diyecekler. İnşallah. Ve bunu Allah ve din adına söyleyecekler. Kur'an'da zaten İslam'dan hakimiyetinden bahsetmiyor. Sen nereden çıkarıyorsun diyecek. Değil mi? Evet. Allah'ın vaadini inkar edecek. Birçok ayet olduğu halde. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Mesela İstanbul'da çıkacak olan yobaz da o şekilde yapacaktır. Evet, inşallah. Değil mi? Allah ile aldatacaktır insanlar ve klasik yalancı olacaktır. Yani abartılı şekilde Allah onun yalancı olduğunu insanlara gösterecektir. İnşallah. Yani ya Rabbi ben anlamadım demeyecek insanlar. Yani yalancı olduğunu bütün şiddetiyle, bütün açıklığıyla göreceklerdir o İstanbul'daki o azılı yobazın eylemlerini. İnşallah. Ki ahir zamanda geleceğe vaat edilmiş mühim bir şahıstır. Ahir zaman şahsıdır. İnşallah. İnşallah. Efendim, aldatıcılar da sizi Allah'ın adına kullanarak aldatmasın. Ayetin birinci kısmı 2015'i veriyor. Maşallah. İkinci kısmı da 1997 tarihini veriyor. Maşallah. Net, çok açık. Bilenler baksınlar. İnşallah. İnşallah. Yani bu Ebced ilminden bilenler baksınlar. Tam harf harfine normalde mümkün değildir. 3918 işte 7921. Evet. Çok acayip sayılar çıkar. Ama bak ahir zaman ve Mehdi'ye bakan ayetler olduğunda tam evet. ilgili tarih çıkıyor. Bu çok büyük bir evet. mucize. Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Siz fakirsiniz diyor Allah. Biz çünkü görüntüden ibaret varlıklarız. Bizim bir şeyimiz yok. Evet. Her şey Allah'a ait. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid'dir, övünmeye layıktır. Maşallah. Hamid. İnşallah. Yani Ebced'ine baktığımızda bazen bu ayetlerin bunlar da Abdülhamid dönemini veriyor mesela. Çok acayip. Maşallah. Abdülhamid'in tahta çıktığı tarihi veriyor. Maşallah. Tamam. Dileyecek olsa, dileyecek olsa sizi giderir, yok eder ve yepyeni bir halk getirir. Yani mesela yepyeni kimler? Mehdi ve talebeleri. İnşallah. Mesih ve talebeleri. İnşallah. 17. ayette bu Allah'a göre güç değildir diyor. Sanki 2017'ye bakıyor gibi yani. Maşallah. Evet. İnşallah. Efendim yine Fatır suresi. Kör olanla gören bir değildir. 19. Deccal'e bakan bir ayettir aynı zamanda. Mesih Deccal, ileride gelecek Mesih Deccal kördür. Evet, bir gözünü
gören bir değil. Yani Mehdi ile Deccal bir değildir. Evet. Mehdi çok basireti de açıktır, feraseti de açıktır. Çok iyi gören bir insandır. Ama Deccal gözü kördür, kalp gözü de kördür. İnşallah. Bir gözü de kördür. Karanlıklarla aydınlık, yani zulümatla, dinsizlikle aydınlık, ışık, nur olan İslam aynı değildir. Gölgeyle sıcaklık da, diri olanlarla ölüler de bir değildir. Müslümanlar diridir. Allah'a inanmayanlar da ölüdür. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. İnşallah. Onlar siz canlı zannetsin, onlar ölüdürler diyor. Yani çünkü kulakları var, işitmez diyor. Gözleri vardı, görmez. Siz görüyor zannedersin, işitiyor zannedersin. Öyle değildir diyor Allah. Evet. Gerçekten Allah dilediğine işittirir. Sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin. Ölü onlar zaten diyor Allah. Kabirde diyor. İnşallah. Yani ölmüş adam yaşıyor ama insanla zombi olarak geziyor. Onu bilmiyor. Yani yani bakıyor olması, nefes alıyor olmasından dolayı, konuşuyor olmasından dolayı onu yaşıyor zannediyor. Halbuki ruhu alınmış. İnşallah. Yani birçok insan ayakta yürürken ruhu alınır. Bilemezsin. Eve gelir adam normal yemeğini yer. Ölmüştür adam. Yani yaşıyor zannedersin. O kabirdedir zaten adam. İnşallah. Fakat bedeni yaşar. Yani ikinci bende yaşar. Nasılsın dersin? İyiyim der. Teşekkür ederim. İşte gittik gezdik geldik falan der. Hiç ummadığı anda insanın Allah bazen böyle canını alır. Mesela tam böyle Allah'a, dine, mukaddesata bir söz söylerken ensesinden birden tuttuğunu aldığına cehennemin içine sokarlar. Yani o neye uğradığını şaşırır. Ama o sokakta yine gelir evine oturur. Yani bedeni görünür ailesine. Ölü olarak, ölü bedeni. Yani onların mezarı ayakta oluyor. İnşallah. Evet. Anlatabildim mi? Yani ölmüş oluyor fakat mezarı ayakta olmuş oluyor. Evet. Bak kabirlerde olanları işittirecek değilsin. Birine hitap var burada. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Peygamberimize hitap olmakla beraber Mehdi'ye işaret var. İnşallah. Nereden anlıyoruz? Şüphesiz diyor Allah, biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983 Ebced'i. Maşallah. Net. Maşallah. Yani kalıp gibi tam. Maşallah. Evet. Oktar Hocam devam etsen. Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler geçiyor. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Kötü olarak işledikleri kendisine çekici, süslü kılınıp da onu güzel gören mi Allah katında kabul görecek? Bu Fatır suresinin 8. ayeti. Kur'an'da sadece burada retinayı oluşturan, bakın RTN Arapçasını görüyorsunuz, işaretlenmiş durumda. Bu harfler sadece burada geçiyor. Retina kelimesini oluşturan harfler. Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harflerin geçtiği bu ayette görmekten bahsedilmektedir. Bu da Kur'an'ın ayrı bir mucizesi. Çünkü retinanın varlığı 1400 yıl önce kimse tarafından bilinmiyordu. Yani bu 20. yüzyılda ortaya çıkan ve görmenin oluştuğu sinir tabakası hakikaten. Sadece burada geçiyor ve sadece bu ayette de görmekten bahsediyor. Bu bir mucize. Ömer Çelak'ın kitaplarından mı aldın? Evet. Ya o çocuk maşallah pek mübarek bir insan. Yani evet. Bayağı Allah ona imkan tanıyor. Bayağı evet. Yetenekli. Devam ediyor. Yine Fatır suresinde, aynı surenin 19. ayetinde, yani Fatır suresinde kör ve gören aynı olmaz cümlesi geçiyor. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olur. Bakın Fatır suresinin 20. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Karanlıklarla aydınlık. Aynı olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidar. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kur'an'da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden biridir. Bakın retina kelimesi Fatır suresinde geçiyor. Hı hı. Görmekle ilgili olan kör olanla gören bir değildir ayeti ve karanlıklarla aydınlıkta aynı surede Fatır evet. suresi 19. ve 20. ayetlerde geçiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin. Andolsun hikmetli Kur'an'a. Allah yemin ediyor Kur'an'a. Gerçekten sen gönderilenlerdensin. Aynı zamanda Mehdi'ye bakan bir ayet. İnşallah. Değil mi? Peygamberimize evet. bakıyor birinci anlamı. İkinci anlamı Mehdi'ye ve Mesih'e bakıyor. Dost doğru yol üzerindesin. İnşallah. Aynı zamanda Mehdi'ye bakıyor. Güçlü, üstün olan esirgiyenin indirmesidir. Allah'ın indirmesidir. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildin.
burada bitiyor. Evet. Çok şey var da şimdi orada anlatacağım. Maşallah. Fakat yani biraz yanlış anlaşılır diye söylemiyorum. Estağfurullah. Mesela Saffat suresinde diyor ki hayır diyor Cenab-ı Allah 12. ayette. Sen bu muhteşem yaratılışa ve onların inkarına şaşırdın kaldın. Allah'ın yaratmasına şaşırdın. Evet. Onların inkarını da şaşırdın diyor. Nasıl inkar ettiklerini hayret ediyorsun diyor. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Böyle maymun gibi. Evet. Şempanze gibi heyecanlanıyorlar. Evet. Bir ayet mucize gördüklerinde de alay konusu edip eğleniyorlar. Bu açıkça bir büyüden başkası değildir dediler. Diyor ayet. Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuzda mı gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Veya öteki atalarımızda mı, yani geçmiş ceddimizde diriltilecek diyor. De ki evet, üstelik boyun bükmüş olarak diyor Allah. Maşallah. Boynunuzu da bükeceğim diyor Allah. O şekilde dirilteceğim İnşallah. Diyor. İşte o yalnızca tek bir çığlıktan ibarettir. Artık kendileri dirilmiş olarak bakıp duruyorlar. Birden ayağa kalkacaklar hepsi. Yani şaşırıyorlar. Biz diyor bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Uyuduklarını zannediyorlar. Yani ölümden kalkışta ölürken dirildiğini anlamıyor o. Normal yaşadığını fakat bir uyku, bir baygınlık geçirdiğini zannediyor. Onun için durumu anlamaya çalışıyor. Burası neresi diyor. Bu ne diyor? Bir noktaya doğru, bir dikili bir şeye doğru diyor, koşmaya başlar diyor Allah. Evet. Koşarlar diyor. Yani orada bir haber, oranın ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar gittikleri yerin. Bir çağrıcıya uyarlar diyor. Hepsi oraya doğru koşuyorlar. Oraya gidince olayı anlıyorlar. İnşallah. Eyvah diyorlar yani. Bu kastedilen din günü bu demek ki diyorlar yani. Maşallah. Bakın ilk başta anlamıyor. Bizi kim kaldırdı buradan diyorlar. Şaşırıyorlar. Evet. Sonra anlıyorlar orada. İnşallah. Öldükleri anda peki biliyorlar mı öldüklerini? Öldüğü anda bilir tabii. Bilir. Öldüğü anda biliyor. Öldüğü anda fakat dirilirken anlamıyor. Evet. İnşallah. Yani baygınlık geçirdiğini zannediyor. Bakın derler ki eyvahlar bize diyor, bu din günüdür. Bakıp duruyorlar, sonra durumu anladıktan sonra yani ahirete geldiklerini anlıyorlar. Bakın önce çıkaramıyor, yani onlar bir yere ışınlandıklarını veya dünyanın bir yerine götürüldüklerini, bir çöl gibi bir yere götürüldüklerini, yani onlara bir şeyler yapıldığını zannediyorlar. Durumu kavramaya çalışıyorlar. İnşallah. Eyvahlar bize din günüdür anlıyorlar, evet, ahirete geldiklerini. İnşallah. Bu sizin yalanladığınız ayırma günüdür. İşte Allah onları hatırlatıyor. Ayırma günüdür. Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın. Zulmedenleri, eşleri, karıları da beraber. Kocası, karısı beraber. Çünkü ona da yapışmış şekilde geziyor çünkü. Evet. Meraklısı. Allah onu da beraber alıyor. İnşallah. Ve taptıklarını bir araya getirip toplayın. Taptıkları da beraber yanlarında. İnşallah. Allah'tan başka taptıklarını artık onlar cehennemin yoluna yöneltip götürün. Cehennemin tarafına yönelmeye başlıyorlar bize. Cehennemi de tanımıyorlar daha önce. Sonra cehennemle de karşılaşacaklar. İnşallah. Safa safa. Ve onları durdurup tutuklayın çünkü sorguya çekileceklerdir. Ayrıca bir de çökertiliyorlar. Dizüstü götürtülüyor. Evet. Yere çökertiliyor, yüzüstü götürtülüyorlar. Aşağılamak için. Aşağılanmalar için inşallah. Şüphesiz o Hazreti Mesih kıyamet saati için bir ilimdir. Bir alamettir inişi. İnşallah. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın. Yani Mesih'in inişinden dolayı da ayet ona da işaret ediyor. Kuşkuya kapılmayın. Ebced'i kaç? 2026. 26 evet inşallah. 2026 maşallah. Zuhru suresi 61. Şeytan, Deccal sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. İsa Mesih açık belgelerle gelince dedi ki ben size bir hikmetle geldim. İnşallah bekliyoruz. Gel İnşallah. Allah'ın izniyle İnşallah. Mübarek. İnşallah. Ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de Katolikliği, Ortodoksluğu, Protestanlığını hepsini ortadan kaldıracak. İnşallah. Bak ihtilafa düştük sizin hikmetle gelin. Hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin diyor. İnşallah. Tabii gözümüzün nuru bir tanemiz. Bekliyoruz inşallah. İnşallah hocam. İnşallah ayetin tabii benim anlattığım bu ikinci işare anlamıdır. İnşallah.
Bak şüphesiz Allah o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. Dost doğru yol budur. Tek Allah'a inanın diyecek geldiğinde de. Maşallah. Üçleme yok. Evet. Putları kırın. Yanlış hareket etmeyin. Tek Allah var. Ben de Allah'ın peygamberiyim diyecek. Kur'an ona işaretiyor. Yani. İnşallah. Sonra içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. İşte Ortodoksluk, Protestanlık, Katoliklik değil mi? Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 129. Rabbimiz içlerinden onlara bir elçi gönder. İnşallah. Bak Rabbimiz içlerinden onlara bir elçi gönder. Ayete bakıyoruz. Harf sayısına bakıyoruz. Net 1980. Maşallah. Bakın ben günlerden beri sayıyorum. Sırf bu ayetlerde, yani İslam'ın hakimiyetini anlatan ayetlerde 1980, 1990, 2000, 2010, 2011 yılları veriliyor. Evet. Öbür tarihlerden bakıyoruz. Mesela öbür Kur'an ayetine bakıyoruz. 3918, 9000, mesela 9871, 727. 727. Yani hiç alakası olmayan rakamlar çıkıyor. Rakamlar çıkıyor. Geçen peki burada bir fevkalilik yok mu? Var hocam. Değil maşallah. Mi? Var maşallah. Evet. Mesela yine bakıyorum. Diyor ki cihat, mücadele hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı. Yani insanlar bundan kaçınıyorlar, tembellik ediyorlar. Farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Mesela evinde oturmak, çoluk çocuk, birlikte adam mesela sakallı adam, sakalı ta göbeğine gelmiş, birlikte bakla yıklıyor karısıyla. Dışarıda kan gövdeyi götürüyor. Ondan evet. Sonra değil mi? Evde evet. O salata yapıyor, öbürü soğan doğruyor, bilmem ne. Bununla vakit geçiriyor. Onu belki hayırlı görüyor ama tabii, onun için çok faydalı görüyor. Tabii Allah bak diyor ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ebced'ine bakıyoruz. 2010 yılını veriyor. Maşallah. 2010 yılı. Evet. Maşallah. 2010. Mesela Bakara suresinde Cenab-ı Allah diyor ki kendilerine kitap verdiklerimiz onu yani Resulullah peygamberi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Şimdi ayetin ebcedine bakıyoruz. Ahir zamana bakalım. Bakın kendilerine kitap verdiklerimiz onu çocuklarını tanır gibi tanırlar. Mehdi'ye de işaret ediyor. Evet. 1959 diyor Ebced. Maşallah. Çünkü Said Nursi Mehdi Hicri 1400'de zuhur edecek diyor. Evet. 1400'de 30 ve 40 yaşlar arasında olması gerekiyor hadislere göre. Evet. O zaman Mehdi'nin çocukluk yıllarına bakıyor. Evet. 1959. Çocuklarını tanırlar gibi. Tabii bak ayet diyor ki. Evet. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu çocuklarını tanır gibi tanırlar. Yani o alametlerden onu çıkarırlar. Biz Mehdi'yi mesela şimdi görsek tanırız. Kaşından, gözünden, boyundan, bosundan, alametlerinden tanırız. Evet. Biliyorsun değil mi Mehdi'nin dışı alametlerini? Evet konuşmuştuk yine. Görüşmüştük evet. Oradan bir insan nasıl onu tanırsa, bak evet. Ayet eden. Burada da 1959 veriyor. Bunu biz nereden düşünüyoruz? Çünkü Said Nursi'nin izahlarından anlıyoruz. Said Nursi ne diyor? Mehdi Hicri 1400'de zuhur edecek. Rivayetlerde Mehdi'nin zuhuru 30 ve 40 yaşlarında olduğuna göre 1980'den geriye doğru alırsak evet. Değil mi? Evet. Yaklaşık bu tarihlere geliyoruz. Evet. İnşallah. Evet, inşallah. O yönüyle de Kur'an'ın yine burada bir işare, mucizesi var. Çünkü bak bir tane ebcedi var. İkinci bir ebcedi yok. Evet. Yani sadece 1959 tarihi veriyor. Başka tarihi yok. Evet. Mesela sadece 1980 veriyor. Evet. Ya sadece 2010 tarihi veriyor. Kesin. 2011 tarihi veriyor tabii. Mesela bak ayet yine. Onlara şeytanın Allah'ının Bakara suresi yine. Onlara peygamberleri dedi ki Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Bakın burada Allah size Talut'u gönderdi. Kelimesinin karşılığı 1998. Ebced. Maşallah. Karşılığı. Tek. Başka bir tarih çıkmıyor. 1998. Ve net Mehdi'ye bakıyor. Maşallah. Peygamberimiz ne diyor? Allah size Mehdi'yi gönderdi diyor. Burada ne diyor? Allah size Talut'u gönderdi. Evet. Değil mi? Evet. Yani bir idareci,
bir veli, bir mürşit olarak gönderdi. Evet. Aynısı. Bakın mesela ayette yine bu ayetin devamında Talut için, o lider için diyor ki, doğrusu Allah size onu seçti, aranızdan onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Yani bedenen de kuvvetli, bilgi olarak da, akıl olarak da güçlü, evet, kuvvetli. Daha kuvvetli. Ebced'ine bakıyoruz, tek bir tarih çıkıyor, 1996. Maşallah. Yani bunlar bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane değil ki. Yani Kur'an'ın neresine baksak, liderden bahseden, hakimiyetten bahseden ayetler hep ahir zamanın tarihini veriyor. Evet. 1980, 85, 90, evet. 2000, 2010 hep Mehdiyet'in safhalarını veriyor. Bu yönüyle çok harika. Evet. Dediğiniz gibi hocam, evet, on binlerce rakam ihtimalinden hep 20-30 senelik bir dönem çıkıyor. Sadece o ahir zaman işaret ediliyor. Tabii yani çok geniş, evet, rakam verebilecekken, yani daha az, daha çok verebilecekken böyle rakamlar çıkması çok manidar. Maşallah. Ve ona vesile arayın. Onun yolunda cehd edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz diye Allah bildiriyor. Hocam ayette geçen vesile arama nasıl olmalı? Düşünürken, yaşarken, ibadet ederken nasıl vesileler arayabiliriz? Esat Manisalı Bilecik'ten soruyu yöneltmiş. Mürşit aramak, bilim bunun içinde. Evet. Yani bilenlerden sormak. Ama en güzeli tabii düşünmek, bilim yöntemiyle bunu elde etmek. Mesela insanın yaratılışı. Nasıl araştırıyoruz? Paleontolojiden delillere bakıyoruz. İnsanın yaratılışı hakkında geniş bilgi edinebiliyoruz. Veyahut hücre bilimi veyahut daha detaylı araştırmalar yapan bilim dallarından Allah'ın sanatını görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sınırım, ancak ilim sahipleri Allah'tan gereği gibi korkarlar diyor. Bilimle meşgul olan insanlar Allah korkusunu çok iyi yaşayabiliyorlar. Çünkü detayları görebiliyor. Ama cahil insan çok dar görür. Yani mesela çok 360 derece ise bir görüş alanı bir insanın, cahil insan 10 derecesini görebiliyor, 20 derecesini görebiliyor. Evet. Ama alim olan insan mesela 280 derece, bazı insanlar da 360 derece görebiliyor. Kur'an'ın kastettikleri bunlar yani inşallah. Sebebe sarılmak, bilimle Allah'ın sanatını keşfedip Allah'a hayranlığımızı, Allah'tan korkumuzu artırmak. İnşallah. Bunlardır inşallah. Teşekkür ederiz. Bir kere dünyada Darwinizmin hakim olmadığı devlet sayısı yani bir elin parmaklarını geçmez. Evet. Bütün dünyada devletlerde resmi ideoloji, devlet ideolojisi, devlet onun üzerine kurulmuş. Yani devletin sistemi onun üstüne kurulmuş. Bundan dünyanın haberi yoktu. Evet. Birçok Müslüman ülkesi sosyalistlerin kontrolündeydi. Yani Darwinistlerin kontrolündeydi. Bunu da unutmuşlardı. Müslümanlar kendi evlerinde tesbih çekip namaz kılıp Deccal'in onları boğmasını bekliyorlardı. Bir anlamda veremiyorlar. Yani niye bu kadar biz eziliyoruz? Niye bu kadar paramparçayız? Kökenini bulamıyorlardı. Buluyorlar da anlamazdan geliyorlardı. Sonunda biz bak dedik, bu Deccal sizi boğan sistem bu işte dedik. Darwinizm dedik, materyalizm dedik. Üniversitelerde çektiğiniz acının kökeninde bu var. Dünyanın birçok yerinde horlanmanızın kökeninde bu var dedik. 350 milyon insanın öldürülmesine, şehit edilmesine bu sistem sebep oldu. Birinci Dünya Harbi'nin, İkinci Dünya Harbi'nin çıkmasına bu sistem sebep oldu. Komünizmin, faşizmin çıkmasına bu sistem sebep oldu dedik. Ondan sonra herkes uyandı. Fakat Müslümanlarda bir korku damarı var. Bu çok tehlikeli. Yani bundan çok yeniliyorlar ve acı duyuyorlar. Mesela bir kızı, birkaç, üç, beş çocuğu oluyor. Mutlu ailesinin içerisinde yaşamak istiyor. Evinin içerisinde evini kale ediniyor adeta. Evinden dışarı çıkmıyor. Dış alem onu ilgilendirmiyor. Hatta televizyonda seyretmiyor. Radyoda dinlemiyor. Kardeşim seni gelir evinin içinden alır götürürler. Nitekim evet, öyle oldu. Müslümanlar caminin içinde taradılar. Evet. Delik deşik ettiler. Değil mi? Evlerinin kapılarını kırıp içeri girip onları kurşunladılar. Eğer evde oturmak çözüm olmuş olsaydı onlara hiçbir şey olmaması gerekirdi. Demek ki ne cami içinde durmaları, ne evlerinde durmaları onları kurtarmaz. Dolayısıyla yani bu korkaklık Müslüman aleminde ki yani büyük bir bölümünde var.
ve Müslümanların çoğunluğunda var. Yani az kısmı da bir yiğit bizim milletimiz vardır, Türk evet. milleti vardır. Maşallah. Ki bizim milletimiz içinde bile ürkek, korkak Müslümanlar bayağı var. Evet. Bunun ortadan kalkması lazım. Yani sanki tek sorun onun ailesi, çoluğu, çocuğu, işiymiş gibi konuşuyor. Halbuki Allah bunu ayette açıklıyor. Değil mi? Şeytanın Allah'a sınırım. Evleriniz, eşleriniz, evet. çocuklarınız, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, aşiretiniz, babalarınız. Allah uzun bir liste halinde sayıyor Cenab-ı Allah. Eğer diyor Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha faydalı ve daha sevimli geliyorsa size diyor, bekleyin bir diyor. Bu çok büyük bir tehdittir. Bekleyin. Evet. Yani mutlaka canınızı yakacağım demektir bu Allah. Belanızı vereceğim demek istiyor Cenab-ı Allah. Bekleyin, yani belanızı bekleyin. Evet. Böyle şey olmaz. Çünkü daha önceden saydıkları şeyi söylediği Tabii. Cenab-ı Allah'ın çok önemli şeyi. Tabii. Yani çünkü biz buraya mutlu aile yaşantısı yaşayıp yiyip içip yan gelip yatıp ölüp gitmeye gelmedik. Biz buraya imtihan olmaya geldik. İnşallah. Burada şehit de olunur, gazi de olunur, Allah yolunda mücadele edilir. Değil mi? Malları, oğulları, çoluğu, çocuğu, Allah hepsinin üstündedir. Onu bize veren Allah. Değil mi? Ona böyle takılıp kalıp Allah'ı unutmak Allah'ın gazabına mucib olur. Evet. Tabii nankörlük olur. Onu da uyanıklık zannediyor birçok insan. Yani onu akıllı bir hareket olarak zannediyorlar. Bu böyle değil. Allah'ın intikamı çok şiddetli olur, şiddet olur. İnşallah. Ama bu sene inşallah daha bir atak yılı olacak inşallah. Bu sene görecekler Müslüman kardeşlerimiz. İnşallah. 2010. 11 ve 12 de çok heybetli yıllardır. 2011, 2012. İnşallah hep birlikte onları da idrak edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama bu yüzyıl İslam'ın hakim olduğu yüzyıl olacak. Defalarca söylediğim için çok hoşuma gidiyor. Çünkü dediğimin aynı olduğunu görecek insanlar. Yani birkaç kere desem akıllarında flu kalırdı. Ama yüzlerce binlerce kere söyledim. Bakın bağıra bağıra İslam geliyor. Bakın Mehdi çıkacak dedim. Bir kere demedim, iki kere demedim, 10 kere, 100 kere de demedim. Hatta olay da oldu. İşte sen Mehdilik mi iddia ediyorsun, şu bu, evet. buna benzer şeyler. Hiç önemli değil. İstediklerini desinler. Mehdi'yi de görecekler. Ve çok önemli bir müjdeyle müjdeledim. Onlar dedi ki Mesih'i de göreceksiniz. Bu yüzyılda. Çünkü ben buradayım. Yani İstanbul'dayım ve insanların yüzüne bakıyorum. Ya adam bana sormaz mı? Hani dediğin ne oldu demez mi? Ben bunu açıkça söylüyorum. Bunu görecekler. Ve her şey bu yüzyılda bitecek. Bakın diyor ki Cenab-ı Allah. Ahirette insanlara Allah diyor ki kendi kitabını oku, bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter diyor. Şeytanı Allah'a sığınırım. Kendi kitabını oku. İnsanların eline kendi hayatını anlatan bir şey verecek. Bir kutu gibi bir şey. Bütün bilgiler onun içinde kodlu olacak. Hatta şaşırıyor diyor ki bu nasıl bir şey ki diyor. Hiçbir şey bırakmamış diyor. Her şeyi yazıp dökmüş diyor. Çocukluğundan itibaren bütün bilgiler var. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak kendi kitabını oku diyor. Yani kendisi bizzat kendini izleyebiliyor. Bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Kim hidayete ererse, 15. ayet, kendi nefsi için hidayete erer. Yani kim mehdilik yaparsa, ki hadi mehdi aynı kelime kökleri. Yani hidayete ererse ve hidayete erdirirse insana vesile olursa, kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Var ya bazı tipler oluyor. Ben senin günahını yüklenirim. Sen şunu yap, bunu yap. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Evet, günahını ne bakalım benim günahı bana derler. Diyor. Günah. Bak diyor ki Allah diyor ki hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani Mehdi mutlaka gelecek anlamına geliyor İnşallah. Aynı zamanda ahir zamanda. Evet. Değil mi? Evet inşallah hocam. İnşallah. Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarlar. Masonları, iti kopuğu yani şımarma, maldan şımarma olur. Keyiften şımarma olur. Bak bunu Kur'an çok açık izah ediyor. Varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Yani Allah ben onlara
o sapma emrini de ben veririm diyor. Yani diyorlar ya, insanlar kendi kendine karar veriyor. Öyle değil. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz. 16. ayet. Değil mi? 1400 ile 1500 arasında. Evet. İnşallah. 16'ya daha bitmeden 1545. 45, inşallah. Bakın 45 çok mandal bir rakamdır. 45. 46 olsa 50'ye artık sarkmış demektir sayı. Yani mesela 45 evet, tam ise, değil mi? Tam orta. 50'ye sarkmış demektir. Bir nevi 50 olmuş. Evet. Onun için Cenab-ı Allah 1545'te Allah-u Alem kıyameti koparıyor. 46'ya İnşallah. Varmadan. İnşallah. Evet. Başka hangi rakamlar vardır öyle? Bir düşün bakalım bulabileceğim mi? Sıfırlı rakamlar. Onu sana sonra söyleyeceğim. Tamam inşallah hocam. İnşallah. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz bozgunculuğa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri kıldık. Yani siz iyi olursunuz diyor Allah. Ben size iyilik yaparım. Ama kötülüğe dönerseniz ben de size karşılığını veririm diyor Allah. İnşallah. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. Belasını da arar Allah diyor. Yani iyiliğini de ister ama belasını da arar. İnsan pek acelecidir diyor Allah. Bir de ayette var, siz insan acelecenin yaratıldı diyor, değil mi? Evet. Yani bir şey hemen olup bitsin isterler. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'da bu ay kelimesi kamer oluyor Arapçası. Kamer kelimesi Kur'an'da tam 27 defa geçmektedir. Ayın da dünya etrafındaki dönüş süresi tam 27 gündür. Allah'ın mucizesi olarak. Daha büyük bir. Tabii bu sadece 1400 sene önce Allah tarafından bilindiği için Allah bu mucizeyi işaret etmiş Kur'an'da. Bir diğeri Kur'an'da fosillere de işaret var. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Dediler ki biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta diriltileceğiz? Allah diyor, devam ediyor. De ki ister taş olun ister demir. Bakın bu ifade çok önemli, altı çizili olan bölüm. Şeytandan Allah'a sığınırım, devam ediyor Allah. Ya da göğüslerinizde büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki sizi ilk defa yaratan ister taş olun ister demir. Buna baktığımız zaman hakikaten fosil demek taşlaşmış hali demek canlıların. Taş haline geliyor. Gerçekten taş haline geliyor. Aynı zamanda canlıların vücutlarında, mesela insanda da var bu. Demir atomu var. Karaciğerde depolanıyor mesela. Fosillerin içerisinde bakıyorsunuz demir de aynen korunuyor. Yani taş ve demir halinde korunuyor canlıların. Tam ayette işaret edildiği gibi. Allah fosillere bu şekilde dikkat çekmiş oluyor. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir diyor. Kur'an'daki Süleyman'la ve Zülkarneyn'le ilgili kıssalar hep Mehdi'ye bakar. Ebced'leri de hep 1980, 1990, 2000, 2010 yıllarını veriyor. Maşallah. Nerede Süleyman ve Zülkarneyn'le ilgili bir bahis varsa açıp baksınlar. Evet. Hep öyledir maşallah. Yeryüzüne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 kişi maluk olmuştur. 4 kişi. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn aleyhisselam ve Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Kafirler ise Nemrut ve Buhtu Nasr'dır. Beşinci olarak Ehli Beytim'den Hazreti Mehdi gelecek ve o dünyaya malik olacaktır diyor Resulullah. İnşallah. Son. İnşallah. Kitab-ül Burhan'da sayfa 10. Peygamberlere dair olan kitaplarda Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Nerede geçiyor? Tevrat-ı Şerif, Tevrat'ta. Evet. Tevrat'ta Mehdi çok detaylı anlatılır. Çok çok fazla. Aynı hadislerdeki gibi çok kapsamlı anlatılmıştır. Nitekim bak Peygamberimiz ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlere dair olan kitaplarda bir tek Tevrat'ta değil, Zebur'da da geçiyor. Zebur'da da geçiyor. İnşallah. Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Yani kan akıtmaz, kötülük yapmaz, kimseye zulmetmez, acı çektirmez, baskı yapmaz. El Kavlül Muhtasar da yine bu da. Bakın Resulullah'ın açıklaması, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben
Mehdi'yi peygamberlerin sayfalarında şöyle bulurum. Peygamber kitaplarında. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Hep doğru hareket eder. Doğru. İnşallah. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinde hadisler, ahizama Mehdi'sine alametler. Bakın nitekim, andolsun biz zikirden sonra, Tevrat'tan sonra, Zebur'da da şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. Evet. Ebced'i ne zamanı veriyor? Yine Mehdi'nin değil mi? Evet. Zuhur tarihini veriyor. İnşallah. Tabii. Bakın andolsun bir zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da bu Kur'an ayeti. Şüphesiz arza salih kulların varisi olacak, dünyaya hakim olacaklar diyor. Bir kişi var dünyaya hakim olacak zaten. Evet. Mehdi var. Mehdi. Tabii. Diye yazdık. Enbiya suresi 105. İslam alimleri bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir. İmam-ı Bakır ve Cafer-i Sadık'tan rivayet edilmektedir. Buradaki ayette bildirilen salih kullar Mehdi ve talebeleridir diyor. Evet. Zaten başka türlü anlaşılacak gibi de değil. Evet. Çünkü zikirden sonra bakın Zebur'da şüphesiz arza salih kulların varisi olacaktır. Peygamber Efendimiz zamanında hakim olunmadığına göre geriye bir tek Mehdi kalıyor. Evet. Değil mi? Maşallah. İnşallah. İnşallah. Bir tek ayeti okuyayım o zaman. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Mehdi'ye karşı da ahir zamanda hileli düzen kuracaklardır. Allah diyor onların kurdukları hileli düzenin sonuna bir bak. Sonu nasıl olacak? Tam bir bozgunla bitecek. Mehdiyet, İslam dünyaya hakim olacak. Türk-İslam birliği kurulacak. Biz de sevinç içerisinde o mutluluğu yaşayacağız inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Maşallah. Ayrıca başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Bakın bu fotoğraf yeni çekilmiş fotoğraflardan biri gökyüzünün. Bulutlu gaz kütleleri nebulalara verilen isim. Nebul oluşmadan önce bir yıldız ve bu yıldızlarda çok büyük oldukları için içten gelen basınç ve yüksek sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar. Daha sonra bu gazlar yakınlaşarak 15 bin derece sıcaklıkta bir gaz bulutu oluştururlar. Kur'an'da da nebulaların bir çeşidi olan Rosetta Nebula'ya dikkat çekilmektedir. Çünkü kıpkırmızı bir gül ifadesi geçiyor. Bakın hakikaten bakıyorsunuz görüntüleri bu nebulaların kıpkırmızı bir gül gibi maşallah. Evet maşallah. Ayrı bir mucize olarak. Maşallah. Şeytanı Allah'a sanırım. Medine halkına ve çevresindeki bedevilere Allah'ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz. Yani bu Peygamber Efendimiz zamanındaki bir durumu anlatıyor ayet. Allah'ın elçisinden geri kalıyor. Yani peygamberi öne sürüyor fakat kendisi geride kalıyor. Evet. Yani öne sürüyor demeyeyim de Allah affetsin. Yani onun öne geçmesini, onun bir şey varsa o karşılaşsın diyor. Yani benden karşılaşmasın diyor. İnşallah. Kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri. Mesela önce kendi yiyecek yiyor, kendisi rahatına bakıyor ama peygamberi haşa önemli görmüyor. Yakışmaz bu gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanılmaz bir açlık çekmeleri, kafirleri kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları, düşmana karşı başarı kazanmaları karşılığında mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Müslümanlar Allah'ın dinini savunduklarında mesela bir güzel ahlak gösterdiklerinde mesela var ya, evrimi yıkıyorlar. Değil mi? Evrim teorisini yıkıyorlar. Kur'an'ın hak olduğunu anlatıyorlar. Bu dinsizler de biraz kurdeşen çıkarttırır. Yani bir kısmında diyelim. Onlar da bir azap meydana getirir. Nasıl Müslümanlar dine mukaddesada bir şey olduğunda onlarda bir rahatsızlık meydana geliyorsa İnşallah. Aynı şekilde küfürde de Allah'ın bir mucizesidir bu. Allah anıldığında, Müslümanların bir başarısı olduğunda, Müslümanlar atağa kalktığında, mesela Türk-İslam Birliği'nin gelişmesi ihtimali olduğunda ki şu an o yolda gidiyoruz inşallah, bu azap veriyor öyle tiplere. Evet. Mesela iddia edilen Ergenekon örgütüne. Evet. Değil mi? Mesela bir azap, azaba dönüşüyor. İnşallah. Kur'an bu konuya dikkat çekmiş.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır diyerek dikkat çekiyor Allah inşallah. Maşallah. Maşallah. Armut da ne? Deveci armudu mu nedir? O çok güzel bir şey bence. Maşallah. Üzüm de çok mükemmel evet. Tadı olan bir meyve değil mi? Evet. Armut da besleyiciliği. Evet. Neler var bu meyvelerin içinde? Antioksidan var. Bütün vitaminler var. Nedir bu antioksidan? Antioksidan zararlı maddeler oluşuyor. Kimyasal maddeler. Onları etkisiz hale getiren özel moleküller bunlar. Ve kanseri engelliyorlar. Çünkü bu maddeler kanser gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Genler üzerinde yaptıkları değişikliklerle. Bunları engelleyerek kanser oluşmasını engelliyor meyvedeki bu antioksidan madde. Mesela domates de var, üzüm de var bu şekilde. Üzümün çekirdeğinde var. Bazı meyvelerde var bu şekilde. Antioksidan. Evet. Yani insanı dinç ve genç hale getiriyor, vesile evet. oluyor inşallah. Evet. Başka? Vitaminler var. Hangi vitaminler? Bütün vitaminler. A, B, C, D, E diye böyle olduğu gibi var. D vitamini yok meyvelerde. Meyve olmaz. Evet inşallah. Bozulma. Evet. Bir şey yok. Her zaman haklısınız hocam maşallah. Evet. Tereyağında olur. Karaciğerde evet. olur. İnşallah. Yumurtada vardır. Evet. Ama bunları da tavsiye etmem. Kolesterol çok yüksek yiyecekler. Onun için D vitamini almak isteyen balık yağı içebilir. Yahut güneşlenecek. İnşallah. Beyazını yiyebilirler mi yumurtanın? Tabii. Beyazını yiyebilir. Sarısını yemeyecek. Sarısını yemesin. Evet. Evet. İnşallah. Evet. Çok eser miktarda zeytinde vardır D vitamini. Çok eser miktarda. Evet. İnşallah. Meyvelerde olmaz. Ama diğer vitaminlerin hepsi var. Evet. Elementler var. Evet. Hangi elementler? Magnezyum, potasyum. Kalsiyum, çinko, bakır. Çinko, bakır, evet. Neye yarıyor kalsiyum? Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor. Sinirlerde iletiyi sağlıyor. Hmm. Kaslarda da etkili. Kas iletisinde. Dolayısıyla güçlenme sağlıyor vücutta. Değil mi? Evet. Bir de bu meyvelerin bir özeti de vücutta pH dengesini olumlu hale evet. getiriyor değil mi? Vücut evet. savunmasını güçlendiriyor. Maşallah. O yönden çok faydalı. Şekeri evet. düzenliyorlar. Maşallah. Şekeri de vücuda faydalı. Evet. 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 Güzel başka bir şeker. Evet. 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 Meyve şekeri. Meyve evet. Parlaklıkları değil mi? Böyle kokuları, tatları. Maşallah. Maşallah. Bak limon, C vitamini küpü. Evet. İnşallah. Ağzım sulandı. Değil mi? evet. Bu kivi neye yarıyor? Her vitamin içinde barındırıyor diye. Değil mi? Küçük evet. yavuzlar eder. Bütün meyvelerden yemek istiyorsan bir tane kivi diye her vitamin. Doğru. Başka bu ne? Sakın kiraz deme. ben söylemesem hocam. Frenk üzümüne benziyor. Frenk İnşallah, üzümü, evet. evet. Maşallah. Çilekler çok güzel. Mis gibi tabii. Kavun, karpuz, çilek. Darwinistler bunu ahirette anlatacaklar. Cenab-ı Allah soracak nasıl tesadüfen olduğunu. İnşallah. Her meyveyi tek tek soracak Allah. Kirazın nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. Kavunun, karpuzun, üzümün, evet. bütün yiyeceklerin yani baklagillerin, buğdayın hepsinin nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. İnşallah. İnşallah. Bütün hayvanların, bitkilerin, evet. çiçeklerin, kelebeklerin, kuşların, arının, evet. değil mi? Evet. Örümceğin nasıl tesadüfen onu tek tek anlatacaklar. Yani bu dünyadaki gibi cesur olamayacaklar ama. İnşallah. Geçen sefer Kur'an tamam. mucizesi olarak onunla ilgili müsaade ederseniz tekrar bahsetmek istiyorum. Nahl suresi ara anlamına geliyor Nahl Arapça'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bu sure içerisindeki bir ayette şöyle buyuruyor. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Şimdi Nahl suresine baktığımız zaman 16. suresi Kur'an'ın içerisinde arıların kromozom sayısı da 16'dır. Kur'an'da bal arısından
arılardan bahsedilen tek surede arı anlamına gelen Nahl suresidir. Devam edelim. Ayette dişi arılardan bahsediliyor. Şu şekilde, Arapçada iki çeşit fiil kullanımı vardır. Bu fiillerin kullanımından öznenin erkek mi yoksa dişi mi olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayette geçen Nahl suresinde arılar anlatılırken kullanılan fiil de dişi fiili. Nitekim ayette anlatılan yuva yapımı, nektar toplama, bal üretme, petek yapımı gibi işlerin tamamını dişi arılar, çalışan arılar, dişi arılar meydana getiriyor. Dolayısıyla bu yeni bulunan, bilinen bu gerçekler bilimsel olarak 1400 sene içinde Kur'an'ın içinde yer almış olması Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kesin bir kanıtı. Kanıtlarından bir tanesi. Bir tanesi, evet. Bal arısının peteğindeki açıda da Kur'an'da işaret var. Bal arısının peteğindeki her bir göz altıgendir. Bakın burada görüyorsunuz. Bunların altıgen şeklinde şekillerden oluşuyor bal arısı petekleri. Altıgendeki her bir iç açı, tek bir açının açı 120 derece. Nahl suresinde bu konuya gelinceye kadar olan ibare, ki Kur'an'daki duraklar hesap edildiğinde adedi 120 oluyor. Yani tek bir açıya işaret var. Şimdi devam edelim. Bal arısı ürettiği balı altıgen şeklindeki evlerine, peteklere dolduruyor. Bunların açısının toplamı, yani 120 olduğu için tek bir tanesi, 6 tanesinin toplamı dolayısıyla 720 ediyor. Arının anlatıldığı ayetlerdeki harflerin ebced değeri de 720. Petekteki gözlerin iç açısının toplamı da 720. Bu da ayrı bir mucize. Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Bu dünyadaki en mükemmel ve en dayanıklı altıgen olmuştu değil mi yaptıkları? Evet hocam. Ve balı muhafaza içinde olabilecek en mükemmel kutucuk. Evet. Daire olmuyor, üçgen olmuyor, kare olmuyor. Her birinde bal mumunun aşırı kullanımı var ve depolamada yetersiz kalıyorlar. Çünkü aralarında boşluk, mesela daire olduğunda biliyorsunuz daireleri yan yana getirdiğiniz zaman hep arada boşluklar kalır. Altıgende boşluk kalmıyor. Karelerde de kalmıyor ama karelerde bu sefer çok fazla bal mumu kullanılıyor. Daha az depolama yapılabiliyor oran olarak. En etkilisi buymuş matematiksel olarak. O da yeni keşfedilen bir gerçek. Birkaç 10 yıl önce. Evet, maşallah. Maşallah. Ayrıca bir açı devam et. Bir açı veriyorlar. Hı. O açıda arının balın dökülüp akmasını engelliyor. Ve o, şimdi öyle bir açı veriyorlar ki tam olması gerektiği kadar. Biraz fazla olsa arkaya akacak, biraz az olsa öne akacak. Bu açıyla, kullandıkları özel açıyla ne içeri ne dışarı akıyor, orada depolanıyor. Maşallah. Maşallah. Çok iyi. O tabii 120 dereceyi açı ölçer alet olsa insan gene kendisi ölçemez, evet, değil mi? Yapamaz. Biri değil, iki değil, binlerce petek göz var. Hepsinde 120 derece açıyla onu yapıyor. Ve inceliğini de tam kaliteli ve düzgün olarak, evet, oluşturuyor. İnsanlarda mesela 10 bin profesörü bir araya getirsen, duvacı, değil mi? Evet. Onlar arı küçüklüğüne gelseler, onlara bile kanat takılsa, bu teşkilat da onlara verilse, yani her türlü teşkilatı taksan, bu arının yaptığının milyonda birini yapamazlar. Yapamazlar. Evet. Ya başlarına çok büyük belaya sokarlar. Gidip çiçeklere bindirirler, tepe, acayip telafat olur. Evet. Değil mi? Ballara bulanırlar, el yüz batar, orada yıkanmak için gidecekler falan. Yani bir işinle çıkamazlar. O altıgenleri bir kere oluşturmaları mümkün değil. Değil. Çünkü ellerinde bir açı ölçer olmadan göz kararından yapamaz. Yapamaz. Çünkü göz kararından nasıl açı ölçer tespit edeceksin? Evet. 120 dereceyi göz kararıyla insan tutturabilir mi? Tutturamaz hocam inşallah. Mümkün değil. Değil. Bir de binlerce petekte bunu yapılması gerekiyor. Evet. Binlercesinde. Değil mi? Aynı, evet, anda örmeye başlıyorlar. Kovanın her tarafını aynı anda örmeye başlıyorlar. Geliyor altıgenler tam ağız ağza çakışıyor. Tam 120 dereceyle çakışıyor. Evet. Ve kesinlikle balın nasıl yapıldığı, değil mi, bilinmiyor hiçbir şekilde. Tabii. O balı topluyor, onu vücudunda, değil mi, bir işlemlerden geçirtiyor. Evet. Hayvanda yok. Vücudun altında böyle sunta plakaları gibi bal mumun plakaları çıkıyor. Evet. İnce. Onları alıyor, bir yoğuruyor, şekillendiriyor, bir şeyler yapıyor. Onlarla o altıgenleri yapımında kullanıyor. Evet. Zehiri var. Kafası bozulduğunda kendine bir terslik yapan olsa gidip onu zehirliyor. Değil mi? Sokuyor. Yavrular için arı sütü var. Evet. Gidiyor onları teker teker gezip bir yuvalarında dolaşıp onları besliyor. Besliyor. Evet. Başka? Havalandırmasını sağlıyorlar. Isının sabit kalmasını sağlıyorlar. Kanatlarını çırparak. Hep arı kovanındaki ısı sabit kalıyor. Nöbet tutuyorlar. Yabancıların girmesini engelliyorlar. Tanıyorlar kimin kovandan olup olmadığını. Gelen bir yabancı arı da olsa sokmuyorlar içeri. Isıtmak istediklerinde de özel sistemleri var. Evet.
Değil mi? Evet. İçeri bir yabancı biri girdiği zaman onu ısıyı yükselterek bertaraf ediyorlar, öldürüyorlar hatta. Üzerinde mumya ile kaplıyorlar, özel bir maddeyle. O maddede mikrop geçirmiyor. Tam bir mumyalama yapıyorlar. Mikrop üremesini engelliyorlar, çürümesini engelliyorlar o öldürdükleri böceğin. Isıyı nasıl yükseltiyor? Isıyı kanatlarını çırparak evet, ayarlıyorlar çırpar. Hocam. Havalandırma yapıyorlar. Değil mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Dans ediyorlar, yerini bildiriyorlar çiçeklerin nerede olduğunu, kaç kilometre uzaklıkta olduğunu, tam olarak yerini güneşe göre hesaplıyorlar. Güneş bulutun arkasında olsa bile bunu yapabiliyorlar. Güneşin dakikada 4 derece hareket ettiğini hesaplayarak güneşin hareketine göre bu hesapla yönü bildiriyor. Böyle 8 şeklinde bir dans yaparak şey ediyorlar bunu. Kaç defa hareket ediyorsa, kaç defa hareketi yapıyorsa ve hangi yöne yapıyorsa ondan diğerleri mesafeyi bir göre hesaplıyor. Fakat hesaplarken öyle bir hesap yapıyorlar ki vücuduna giderken o yöre gideceği zaman mesela diyelim ki 1 kilometre uzaklıktaki bir çiçeğe gidecek, konacak. Tam oraya yetecek kadar enerji alıyor, benzin alıyor. Tam oraya gittiğinde bitiyor çünkü maksimum bal alabiliyor böylece, nektar alıp geri dönebiliyor. Evet, çok iyi. Azalsa ulaşamaz oraya, ölür. Evet. Çünkü beslenemeyecek de aynı zamanda. Fazla alsa bu sefer yeterli bal alamayacak. Onu da hesaplıyor Allah'ın dilemesiyle. Harika. Bu çiçeğin ne kadar çiçek topluluklar ne kadar uzakta olduğunu güneşe göre belirleme olayını bilim adamları arıları filme alarak tespit etmişler. Bunun filmi de var. Yani arıların bu işlemi nasıl yaptığına dair evet. Çok detaylı tespit yapmışlar. Arıları numaralandırarak tek tek. Yani yaptıkları bütün eylemleri teker teker tespit etmişler. Onunla filmini bir ara göstertelim. İnşallah. Yani o çalışmaların sadece bir tanesi. Yani bununla ilgili çok fazla çalışma yapıldı. Evet. Hepsinde aynı netice alınıyor. Yani güneşin bulutun arkasında olmasına rağmen güneşin yerini bilmeleri, 4 dakikada değişecek yeri de bilmeleri. Evet. Diyorum ya profesörleri doldursan götürsen yani mümkün değil böyle mümkün teknoloji, değil. Teknoloji yaparsın. Mümkün. Yani insan aklının çok çok üstünde bir akla sahipler. Evet. Kıyas olmayacak derecede bir akla sahipler. Ve ekosistem için müthiş önem taşıyorlar. Arıların yok olması demek bütün ekosistemin, zincirin, her şeyin mahvolmasını demek. Evet, doğru, güzel. Bu hem filmi hocam hem Arı Mucizesi kitabınızı harunyahya.org sitesinden ücretsiz olarak hem izleyebilirler hem okuyabilirler. Evet. Çok tavsiye ederim. harunyahya.org sitesinden. Evet. www.harunyahya.net adresinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Evet. Diyor ki Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'a sanırım, de ki gördünüz mü söyleyin Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceye getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Dünya dönmeseydi sürekli bir tarafı sürekli gündüz olsa bir tarafı da sürekli gece olsa ne olurdu Oktar hocam? Kimsenin yapacağı bir şey yok hocam inşallah. Isı bir tarafta akıl almaz yükseliyor. Evet. Değil mi? Evet. Öbür tarafta da ısı akıl almaz düşüyor. Düşüyor, evet. İki tarafta da yaşamak mümkün değil. Evet. Değil mi? Evet. Bak Allah öyle yapmadım ben diyor. Evet. İkisinde tek başına bir tabii. Faydası yok. İstersem yapardım diyor ama yapmadım diyor Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Bir şeyi dilediği zaman onun emri, yani Cenab-ı Allah'ın emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Demek ki evrimden olmuyor. Evet. Bir anda olur diyor Allah. Mesela diyor ki kitabın içerisinde, türlerin kökeninde, eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Darwin kesinlikle haklı. Bakın şunu söylüyor Darwin. Bir organ diyor, kompleks bir organ. Basamak basamak oluşamaz. Yani bir parçası olacak, sonra ikinci parçası eklenecek, sonra üçüncü. Bu gösterilirse diyor olamayacağı diyor. Teori kesinlikle yıkılmış olacaktır. Tam da böyle dediği gibi göz mesela. Göz, görüyorsunuz burada insan gözü. Yeryüzündeki en iyi kameralardan çok daha mükemmel. Yani mükemmel bir netlikte görüyoruz. Mükemmelliklerini anlat. Evet. Baktığımız anda net görüyoruz. Üç boyutlu ve her kameradan, her görüntüden çok daha net bir görüntü görüyoruz. Renkler pırır pırır aynı şekilde. Nereye baksak anında odaklanabiliyor. Dünya teknolojik olarak hiçbir alette bu özellik yok. Ve 40 parçadan oluşuyor.
Yani gözün merceği, korneası, kirpiklerimiz, gözyaşı bezleri hepsinin tamam olması gerekiyor. Bunların bir tanesi bile eksik olduğu zaman mesela bütün göz var sadece gözyaşı bezi yok olmuyor, göz görmüyor. Hepsi var mercek eksik olmuyor. Hepsi var kornea eksik yine olmuyor. Retinasında en ufak bir proteinin eksikliğinde göz yine görmüyor. Dolayısıyla Darwin'in dediği gibi basamak basamak ilkelden karmaşığa doğru oluşmuş kesinlikle olamaz. Göz tamamıyla mükemmel ve bütün parçaları eksiksiz olarak işlev gördüğü zaman görebiliyor. Bu da tabii yaratılmış olduğunu kesin olarak kanıtlar. Hatta Darwin'in zamanında gözün moleküler biyolojisi bilinmiyordu. Şimdi gözün moleküler biyolojisi o kadar karmaşık ki bakın biliyorsunuz fotonlardan oluşuyor ışık. Trilyonlarcası her an gözümüze geliyor fotonları. Gözle görülmeyecek kadar çok çok küçük partiküller bunlar. Işığın küçük partikülleri. Bir tane foton bu trilyonlarca fotondan bir tanesi. Bakın proteinlerden birine geldiği zaman ismi rodopsin denilen protein. Rodopsin proteini. Onun şeklini değiştiriyor. Başka bir şekle sokuyor. Bu yeni şekille diğer proteine bağlanabiliyor. Transdüsün isimli proteine rodopsin yeni şekliyle. Daha önce bağlanamıyor. İkisi birlikte üçüncü bir proteine bağlanıyorlar. Üçü birlikte dördüncüye bağlanıyorlar. Ve hücrenin içerisindeki tuzun oranını düşürüyorlar. Bakın bunu canlı olarak gösterelim şimdi animasyonunu. Bir foton geldi, rodopsinin şeklini değiştirdi. O zaman ikinciye bağlanabiliyor yeni şekliyle. Onun şekliyle bir değişiklik oldu. Evet. Üçüncü proteine bağlanabiliyorlar domino taşı gibi. Üçü birlikte dördüncüye bağlanabiliyorlar bu sırayla. Bakın tuzlar azaldı hücrenin içerisinde. Şu yeşil yuvarlaklar tuzları remzediyor. Onlar azaldığı için elektrik sinyali oluşuyor ve biz görebiliyoruz. Bakın bu reaksiyonlar ne kadar bir sürede oluyor biliyor musunuz? İki tane pikosaniye, üç pikosaniye içerisinde. Bir pikosaniye saniyenin trilyonunda biri. Yani bu bir saniye içerisinde oluşan reaksiyon sayısı yüz milyarlarca. Gözümüzde her an yüz milyarlarca reaksiyon oluşuyor. O kadar mükemmel bir sistem ki bu en ufak bir eksiklikte bir tane amino asitini değiştirin bu proteinlerden herhangi birinin bütün göz çöküyor, görmüyor. Evet. Bu da tabii yaratılmış olduğunun kesin kanıtı. Göz mükemmel olarak var olduğu zaman görebiliyor. Aslında sırf şu konuyu bir Darwinist tam anlamıyla kavramış olsa hem Allah'a tam anlamıyla inanır hem de Darwinizmin olmayacağına kesin kanaati gelir. İnşallah. Yani buradaki bu gözün çok küçük bir detayını anlattı şu an Oktar. Evet. Yani çok küçük bir detayı. Böyle binlerce detaydan oluşuyor göz. Yani kimyasal evet. Reaksiyonlar. İnşallah. Maşallah. Ayrıca dediğiniz gibi yani bir tek göz de yeterli değil. Gözü beyne bağlayacak sinir kabloları gerekiyor. Görme merkezi gerekiyor. Ayrıca bugün bildiğimiz beyin içerisinde sırf görmeyle ilgili 27 ayrı merkez görevi. Görme merkezinin dışında. Çünkü gözün hareketleri var, göz merceğinin odaklanması var. Bütün bu detayların değerlendirilmesi var. Köşeleri ayrı yer değerlendiriyor. Şekilleri ayrı yer değerlendiriyor. Derinliğe başkası bakıyor. Hareketi başka merkez algılıyor beyinde. Dağınık olarak var bunlar. Görme merkezinin dışarısında. Bunların birinin bile eksikliği olamayacağına göre hepsinin Allah tarafından kusursuz olarak yaratılmış olması gerekiyor. Bu da yeterli değil. Ona kan gerekiyor. Kanı pompalayacak kalp gerekiyor. Oksijen gerekiyor. Hemoglobin molekülü al yuvarlar gerekiyor. Çeşitli hormonlar görev alıyor. Sinir sistemi gerekiyor. Damarlar gerekiyor. Organların tamamı gerekiyor. Karaciğer gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor. Böyle trilyonlarca sayabilirsiniz bunun gibi. Hepsi zincirleme birbirine bağlı. Evet. İç içe geçmiş sistemler. Hayır sen bu muhteşem yaratılışa ve şeytandan Allah'a sığınırım ve onların inkarına şaşırdın kaldın. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Biz mesela hayvanların, bitkilerin, gözün yaratışına şaşırıp hayretler içinde kalıyoruz. Bir de onların inkarına şaşırıyoruz. Onlar da diyor, onlar ise alay edip duruyorlar diyor Allah ayette. Maşallah. Maymunlar diyor çok neşeleniyorlar, diyorlar falan değil mi? Evet. Kendilerince böyle ellerine gösteriyor maymunlar böyle ilginç bir şey oldu mu? Gülüyorlar böyle ayaklarına vurarak değil mi? Gülüyorsun görmüştürsün. Bugün bir haber vardı siz daha iyi bilirsiniz hocam. Yunuslar diyor şempanzelerden daha zeki çıkmış. Evrimcileri bayağı sokacak bir haber. Maşallah. Bir haber, maşallah. Hazreti Mesih'in gelişiyle ilgili bir şey açmıyor. Zuhru suresi 61. Şüphesiz Hazreti Mesih yani İsa aleyhisselam kıyamet saati için, kıyamet vakti için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın. Geçenlerde söylemiştim. Ebced'i 2026'yı veriyor. Evet maşallah. Evet Hazreti Mesih'in geliş vaktini veriyor.
Ki onlar benim ayetlerime iman edenler ve Müslüman olanlardır. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Siz ve eşleriniz cennete girin. Sevinç içinde aranacaksınız. Demek ki insanlar eşleriyle beraber olacaklar. İnşallah. Ahirette. Onun için evlenirken de Allah rızası için evlenirse insan eşiyle de cennette birlikte oluyor. Sonsuza kadar beraber olmak için evlenir. Evet. Sonsuza kadar beraber olmayı niyetlemeyen bir evlilik akıl olacak bir şey değil o. Ya orada bir amaç olmamış oluyor. Evet. Allah'ın rızasında sevgi var, şefkat var, merhamet var, dostluk var, kardeşlik var. Çünkü evlendiğin insan sadece bir cinsel obje değil. O senin kardeşin, din kardeşin. İnsan, değil mi? İnsan onu hem kardeşi gibi görür, hem evladı gibi görecek. Ondan sonra arkadaşı, tabii arkadaş olarak ona şey. Tabii şefkat duyacak, koruyup kollayacak, merhametle bakacak. O öyle yani bir olağanüstü bir varlık değil. Allah'ın bir kulu yani inşallah. Onların etrafında altın tepsileri ve testilerle dolaşılır. Bakın bu tepsiler evrimden olmuyor. Evet. Evrimci hocalara hitap ediyorum. Testiler de evrimden olmuyor. Orada nefislerinin arzu ettiği ve gözlerinin lezzet aldığı her şey var. Bakın. Orada nefislerinin arzu ettiği, insan canı ne istiyorsa ve gözlerinin lezzet aldığı her şey. Yani kuşlar, görüntüler, eşyalar, her şey. Ama bak her şey demek ne demek biliyor musun? Ucu bucağı yok demektir. Evet. Maşallah. Sonsuz. Limitsiz tabii. Evet. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Süresiz ne demek? Sonsuz. Sonsuz inşallah. Yani cennetin özelliği. İşte yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur. Orada sizin için birçok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz diyor Allah. Birçok meyveler. İnşallah. Evet. Ahir zamanda Mehdi devrinde münafıklar olacak. Mehdi'nin cemaatine, arkadaşlarına karşı mücadele eden, o cemaat içerisinden çıkan, Müslümanların içerisinden çıkan münafıklar olacaklardır. Kendilerini Müslüman gibi tanıtacaklardır. Hatta Medine sarsılır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar toplu olarak bazen 2 veya 3 kere ayrılacaklardır diyor. Evet. Mehdi cemaatinden. Evet. Ve içleri güçleri Mehdi'ye ve cemaatine zarar verdirmek üzere bir faaliyet olacaktır. Evet. İşte gece gündüz o Allah'ın onlara verdiği o ilhamla sürekli o öfkeyi yaşayacaklardır. İnşallah. Ahir zamanın münafıkları gelmiş geçmiş münafıkların en şiddetlilerindendir. Yani Mehdi cemaatinin münafıkları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Mehdi cemaatine bu münafıkların musallat olacağını, hatta buğdaya musallat olan kurt gibi olacaklar diyor. Buğdayı temizleyecek diyor Mehdi, temizlenecek. Yine musallat olacak kurt diyor. Yine temizleyecek, yine musallat olacak. Bu böyle uzun süre devam edecek diyor. En sonunda 313 tane saf, temiz, hakiki mümin kalacak diyor. İnşallah. Ve böylece de münafıkların da etkisi kalmayacak diyor. İnşallah hocam. Hakikaten münafık çok büyük bir fitne ve beladır. Müslüman şefkat gösterir, merhamet gösterir, sevgi gösterir, dost zanneder, alır, barındırmaya çalışır, ona yardımcı olur, maddi destek sağlar, manevi fayda sağlamaya çalışır. Fakat münafığı bakarsın ki bir gün bir kahpelik etmiş, küfürle, dinsizlerle ittifak etmiş ve Müslümanların nerede ne yaptıklarından ilgili onlara bilgi vererek onların ani baskın yapmasını, ani atak yapmasını sağlayacak işbirliği içinde olacaklarını Kur'an ayette belirtiyor. Yani sizi diyor felaketlerin sarmasını beklerler diyor. Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah evet. Bu şekilde belirtiyor. Şeytan Allah'a sanırım. Kötü felaket onları sarsın diyor Allah. Bu ne demektir? Şimdi Allah böyle bir duayı Allah böyle söylediyse, kötü felaket onları sarsın dediyse ne demektir? Ben onları mahvedeceğim demek istiyor Allah. İnşallah. Yani dünyada mahvedeceğim demektir. İnşallah. Nasıl oluyor? Manevi azapla, yani bütün münafıklarda bir azap vardır ruhlarında. Ruhları cehenneme döner. Yani kaçınılmaz olarak gece gündüz bir acı duyarlar, rahatsız olurlar. Ama münafığın rahatlamak için tek istediği şey Müslümanların cemaatinin dağılması, Müslümanların yok olmasıdır.
Onlar dünyada olduğu müddetçe, dünyada tek bir Müslüman kaldığı müddetçe münafık asla rahat edemez. Evet. Canı yanar. Evet. Onun için bu azaptan kurtulmak için mesela Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem ayrı bir cami yapıyorlar. Ayrı bir bina yapıyorlar. Bir de utanmadan peygamberi de oraya çağırıyorlar. Gel burada namaz kıl diyorlar. Peygamberin zaten mescidi var orada. Müslümanlar namaz kılıyor. Yani niye oraya gitsin ki sizin yanınıza? Değil mi? Cenab-ı Allah diyor hiçbir şekilde onların yanına gitme diyor. Başlangıçta olan mescitlerin namazını kıl diyor. Onlar diyor kalpleri parçalanmadıkça yani ölmedikçe onlar diyor asla bu ahlaksızlıklarından vazgeçmezler diyor. İnşallah. Değil mi? Evet. Sonsuza kadar vazgeçmiyorlar. Evet. Yani, inşallah. Mehdi devrinde de münafıklar küfürle işbirliği yapacaklardır. Müslümanları kendi kafalara göre ihbar edeceklerdir. Onların hakkında aleyhinde şahitlik yapacaklardır. Onları köşeye sıkıştırmaya çalışacaklardır. Onların hakkında dedikodular yayacaklardır. Fitne çıkartmak için var güçlerine gayret edeceklerdir. Ama bu Mehdi cemaatinin güçlenmesine, birbirlerine daha çok bağlanmalarına, azim ve gayretlerin daha çok artmasına neden olacaktır. İnşallah. Bunu hadislerden bu şekilde anlıyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz benim velim kitabı indiren Allah'tır. Yani beni koruyan, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O salihlerin koruyuculuğunu, veliliğini yapıyor. Allah yolunda olan herkesin koruyucusu. Mehdi'nin, Hazreti Mesih'in, Mehdi'nin talebelerinin, Mesih'in talebelerinin, ahir zaman Müslümanlarının. Değil mi? İnşallah. Onlara bir ayet getirmediğin zaman sen onu inmeyen ayeti derleyip toplasana derler. Yani peygamberin Kur'an'ı kendi yazdığına inanan birçok sapık var. Şu anda da var öyle o tipler. O zaman da bu tip adamlar var. De ki ben yalnızca bana Rabbimden vahiy yoluna uyarım. Yani vahiye uyuyorum ben diyor. Kendi kendim aklımdan bir şey yapmam diyor peygamber. Bu Rabbinizden olan basiretlerdir. Basiret, basiret. Yani değil mi? Akılcı, güzel, evet. Doğru düşünme. İman edecek bir topluluk için hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Haramdır. Mesela Kur'an okunuyor. Ben Topkapı'da da gördüm. Mesela Kur'an okunuyor. Turistler bağırıyor, çağırıyor, konuşuyorlar. Yani bu çok acayip bir şey. Evet. Evet. Değil mi? Bak Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun diyor Allah. Mesela kahvelerde de Kur'an okunuyor. Millet işinde gücüne bağırıp çağırıyorlar. Olmaz, haramdır. Evet. Susun, susup dinlemek lazım. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Bu bilinmeyen farzlardandır. Bakın Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin. Bakın bu bir farz, muhkem hüküm. Evet. Bir kere dinleyecek. Dinlemek farz. İkincisi konuşmak haram. Susulacak Kur'an okunurken. Ya kapatsın televizyonu ya o okuyan adam dursun veyahut dinleyecekler. Yani evet. Kur'an'a saygıya uygun olmaz aksi. Hı hı. Ve haramdır. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Bak Allah tehdit ediyor. Yani nezaketli bir uslupla Cenab-ı Allah. Her zaman Cenab-ı Allah Kur'an'da buna çok Cenab-ı Allah'ın bir güzelliğidir o. Nezaketli bir uslupla. Bak İnşallah. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Aksinde ne olur? Esirgenmemiş olursun. Evet. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret gaflete kapılanlardan olma. Bakın Rabbini sabah akşam yani sürekli sık sık yüksek olmayan bir sesle bağıra bağıra değil. Kendi kendine yani kendi kendini duyacağı kadar ürpertiyle yani derin konsantre olarak aşkla, derinlikle, tutkuyla yalvara yalvara aczini bilerek yalvarma tarzında İçin için yani içten gelerek, vicdanın içinden gerek zikret, dua et. Allah'a yaklaş. İnşallah. Değil mi? Allah'a o şekilde zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Şimdi bu da farz. Bak sabah akşam. Evet. Bir, yüksek olmayan bir ses. İki, kendi kendine. Üç, yani içinden. Ürpertiyle, yalvara yalvara. Yani coşkuyla, heyecanla ve derinlikle. İnşallah. İçin için zikret. Ne olur diyor adam mesela öbür türlü dua etsem. Duada bir sır var. Yani dua hakkıyla yapıldığında çok büyük netice alınır. İnşallah. Çok büyük. Yani insanlar bunu bilmiyorlar. Yani dua ediyorum olmuyor diyor. Her dua kabul olur. İnşallah.
tecelli etmeyebilir ama onun sevabını alırsın. İnşallah. Anlaşıldı mı? İbadettir dua. Evet. İbadet kastı yapılır ve Allah rızası için yapılır. İnşallah. Olmuyorsa hayır var. Diyor ki mesela Amerika'ya gideceğim. Ya kardeşim ya gangsterler seni orada öldürecekse? Ya başına bir şey gelecekse? Allah onu engellemiş oluyor. Bir hayır var. Kurdeşen döküyor gidemedim diye. Allah'a hamd edecek. Ya Rabbi diyecek. Bunda bir hayır hikmet vardır diyecek. Evet. Mesela otobüsü kaçırıyor, dediriyor. Tevekkül et vardır bir hayır. Mesela trafik kazası geçiriyor. Bir hayır vardır. İnşallah. Allah onu çok daha büyük beladan kurtarmıştır. Allah kendine döndürmek istemiştir. Derin düşünmesine vesile olmuştur. Belki dünyaya dalmıştır. Belki bunun sonucu cehenneme gidecektir. Allah kendine döndürmek için bir kaza meydana getirir. O ölümü düşünür, ahireti düşünür, artık dünyadan geçer. Allah'a teslim olur, daha mütevazi, daha şefkatli, daha sevgi dolu olur. O bir sevap kazanır. Etrafındaki insanlar onun ilgilenir, alaka gösterir, şefkat gösterir. Oradan bir sevap kazanır o etrafındaki insanlar. Evet. Ayrıca imtihanın doğal ortamı olmuş olur ve bütün insanlara bir ibret olur. Bu yönden de ayrı bir sevabı vardır. Ve kaderdedir o. Yani diyor ki mesela ben diyor sağa sola baksaydım o araba bana çarpmazdı. Sağa sola da istesen böyle teleskopla bak. Büyüteçle bak. İnşallah. Kuzu kuzu gider o arabanın altına yatarsın sen. İnşallah. Yani onu sana kimse engelleyemez yani. O kaderdeyse olacak o. Evet. Yani tedbir takdiri bozmaz. Onun için pişmanlık şöyle, pişmanlıktan amaç bir daha yapmayayımdır. Ama bu hikmetle hayırlı ol diyecek adam. Yani bunun oluşunda bir hikmet var. Hayır var. Yani mutlaka hayır var. Ama bir daha olmaması için bana tecrübe ol diyecek. Bilgi olarak. Yoksa hani var ya vah vah pişman oluyor. Keşke şunu yapmasaydım. İşte gidiyor meyhanede içiyor, kafasını duvarlara vuruyor. Ben bunlar rezillik yani, rezalet. Evet. Bunlara gerek yok. Doğrusu hayır var deyip ondan sonrasında devam edilmesidir. İnşallah. Çünkü burada imtihan meydanı. Trafik kazası da olur, hastalık da olur, bela da olur, ölümler olur. Değil mi? Evet. İşte genç yaşta oldu. 90 yaşında dede ölüyor, ona da ağlıyorlar hüngür hüngür. 100 yaşında ölüyor, ona da ağlıyorlar. Kardeşim ne istiyorsunuz ya? Yani siz mi yarattınız onu? Allah yarattı. Evet. Allah verdi, Allah aldı sizi. Ne zorunuz yani? İnşallah. Ne derdine düşüyorsunuz yani? Bir de niye ağlıyorsun ki? Yani cennete gittiyse sevin. Hem ne sevin yani? Evet. Ne yapacak dünyada durup adam? Evet. Cennet kıyas mı olur dünyanın? Ve sonsuz hayata kavuşmuş oluyor. Evet. Cehenneme gittiyse hak etmiştir zaten, ona da sevin. Evet. Değil mi? Evet.